Döndü Karaçoban'ın 17 yıllık kaybında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni bulgulara rastlanıyor. Emine Hanım ifadesinde ne dedi? Çiftliğin altında kaç tane mahzen var? Döndünün başına bir iş mi getirildi? Gizemli kaybın ardındaki gerçekler ne? Birazdan. 5 yaşındaki otizmli İbrahim Aydan yaklaşık bir aydır tek bir iz bile yok. Hikmet K. koyunlarını neden satışa koydu? Ailenin şüpheli bulduğu durumlar ne? Otizmli İbrahim ayın başına ne geldi? Birazdan. 42 yaşındaki Osman Koparal'ın içine yıllar önce bir kurt düştü. Eski eşi ondan evladını mı saklıyor? Pazarda görülen çocuk Osman'a mı ait? Karşı taraf İddialara yanıt verecek mi? Birazdan. Bazı tarihler vardır. Bazı olaylarla eşleştirirsiniz ve asla unutulmaz. Bazı tarihler vardır. Öyle dönüşümleri, öyle değişimleri başlatır ki her seferinde şükranla anarsınız. O olayda emeği geçenlere rahmetlerinizi yollarsınız, dua edersiniz, iyi dileklerde bulunursunuz. Belki de bu topraklarda 19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adım kadar büyük bir adım atılmadı. Bağımsızlık ve egemenlik denen o iki kavramın, aslında insanı insan yapan, insanca yaşama düzeninin temel taşları olan o iki kavramın dönüşümünü gerçekleştiren tarihin yıl dönümündeyiz. 19 Mayıs 1919'da. Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere cumhuriyete inanan, eşitçe yaşama inanan, özgürlüğe inanan, demokrasiye inanan ve bunların var olması için, bunların yaşatılması için canını ortaya koyan, emeğini ortaya koyan, işini düzgün yapan herkesi saygıyla, kaybettiklerimizi rahmetle, dualarla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun diyerek başlıyorum. Yurdun dört bir yanına bizi izleyen herkese sevgiler göndererek ve biz o adımın arkasından gelen Cumhuriyet çocuklarıyız, Cumhuriyet kadınlarıyız diyerek de ben de atama ve onun yanında olanlara buradan bir kez daha söz vermek istiyorum. Ve bugün çok özel bir gece, aynı zamanda Kadir Gecesi. Dualarımız hep iyiden yana, güzelden yana olsun. İnsanın tek başına yaşayamayan bir birey olduğunu her gün daha iyi fark ettik zannediyorum. Bencilliğin, yalanın, ayak oyunlarının kimseye bir faydası olmayacağının hepimiz farkındayız. O yüzden ellerinizi Rabbime açtığımızda güzel dileklerde bulunacağınıza eminim. Ve bütün dualarınız kabul olsun diyerek Kadir Gecenizi de kutluyorum. Hoş geldiniz değerli hocalarım. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi, sizler de iyisiniz. Bugün teşekkür çok ederim. Müstesna bir günde birlikte olmaktan daha da mutluyuz. Kesinlikle. Bayram kutlamalarınızı almak istiyorum 19 Mayıs'ı. Yani 1919 yılının Mayıs ayının 19. günü o vapurdan Samsun'a çıkan herkes ölümü göze almıştı. Büyük işler, yani başarılamayacak bir işi başarmak için gittiler ve başardılar. Yani ölümü göze almadan hiçbir iş başarılamaz. Bu da biz bunu gösteriyor. Yani biz bugün varsak, böyleysek o insanların sayesinde ve bu gece ne kadar dua etsek o insanları az. Az. Ve o büyük dönüşümü gerçekleştirmek için de büyük bir lidere ihtiyaç vardı. O insanları bütün o umutsuzluk içerisinde düşünün, her noktada pek çok sorunla yaşayan bir ülkede insanları yeniden varoluşa inandırıp bir yeni yapıyı oluşturan bir liderden bahsediyoruz. Tabii, kesinlikle çok katılıyorum. Ya, tabii ordular lağvedilmiş, tersaneler kapatılmış, askerler terhis edilmiş, silahlarına el konulmuş. Hatta Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'da ordusu lağvedildiği için İngiliz işgalci gemileri de Haydarpaşa'ya demirlemiş. Hani geldikleri gibi gider lafını söyledikleri o anlardan bahsediyoruz. İşte onun için çok önemli bir adımdan bahsediyoruz. Aslında adımın atılmasına ziyade çıkışı da çok enteresan hocam. Yani evet. İstanbul'dan yani gidişi, hatta limanlarda İngiliz kontrolünde olduğu için Bandırma vapuruna Atatürk Sirkeci Limanı'ndan binmiyor. Kaptan İsmail Hakkı Bey diyor ki sen Kız Kulesi açıklarında bekle. Yani. Beşiktaş iskelesinden arkadaşlarıyla birlikte askeri botlarla
Bandırma vapuruna biniyorlar ve kıyıdan kıyıdan açıktan gitmiyorlar. Çünkü İngiliz savaş gemisi takip ediyor bandırma vapurunu. Ki bandırma vapuru da normalde Marmara'daki yolcu taşıyan bir vapur, küçük bir vapur. O kadar güzel taktikte gidiyorlar ki Sinop'a kadar 3 gün boyunca saat 8'i çeyrek geçe o ilk adım limanının orada, Dil Limanı'nın orada takalarla bağırladıktan sonra, demirledikten sonra takalarla adım atıyorlar. İnanılmaz bir şey tabii. Yani kurtuluş mücadelesi için o kadar büyük bir şey ki Atatürk şöyle diyor nutkunun en son cümlesinde. Diyor ki işte o ilk adımla birlikte elde edilen bütün kazanımların hepsini gençliğe hediye ve emanet ediyor. Der ve gençliği Kabe ile de bitirir bunu. Ben sadece gençlerimize şunu 3 tane tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen kitap okusunlar. Lütfen kitap okusunlar ve lütfen geçmişlerini öğrensinler. Evet. Bilsinler. Bu vesileyle de bugünkü herkesin Kadir Gecesi'nde kutluyorum, tebrik ediyorum. Biliyoruz ki yine pandemi dolayısıyla evlerdeyiz ama sabah gelirken böyle çok duygulanarak gördüm. Bütün o bayraklar her evlerini, her tarafını süslemiş. O bayrak o gönderde kalsın diye zaten bütün o mücadele verildi. Bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz, bayramımızı kutluyoruz. Stüdyomuza dönersek sevgili seyirciler, çok enteresan gelişmeler var. Çok önemli gelişmeler var size aktaracağımız. Dünkü yayında söyledim, biz şu anda bizi en çok zorlayan şey, bazı noktalarda biz yayıncı olarak işi bir yere kadar getiriyoruz. Ama bizim dışımızda belli kurumların kuruluşların atması gereken adımlar var. Onları beklemek durumunda kalıyoruz. Yoksa bütün dosyalar çözülsün diye emin olun biz sizden daha da heyecanlıyız. Osman Bey, nüfusumda bir kız var ama benim mi değil mi bilmiyorum dedi ama anlattığına göre o ayrıldıktan 3 yıl sonra dünyaya gelmiş. Onun kızı olamaz biyolojik olarak dedik ama çok enteresan gelişmeler var bu konuda. Birazdan paylaşacağız. Döndü Kara Çoban'la ilgili kaybolduğu çiftlikte dün yayına bağlanan çiftliği kiralayan İzzet Bey orada başka gizli odalar olduğunu ve kuyular olduğunu söyledi. Mehmet Şahin gitti, çekimler yaptı. Hangi bulgulara rastladı? Birazdan hepsini size aktaracağım. Ve kayıp İbrahim Ay konusu. Murat Sönmez Sinop'ta günlerdir 20 Nisan'dan bu yana o dağ köyünün basılmadık yer bırakmadı desem yeridir. Ve Murat bugün o kadar önemli röportajlar yapıp gönderdi ki işin seyri bambaşka bir yere gidebilir. Ve ben İbrahim'le ilgili çözüme çok az kaldığını düşünüyorum. O röportajları izlediğimizde eminim ki hocalarım da aynı şeyi söyleyecekler. Bunları birazdan sizinle paylaşacağım. Ama önce Osman Bey'le başlayalım istiyorum sevgili seyirciler. Osman Koparal 42 yaşında ve Pendik'ten geldi. Dedi ki 2001'de ben eşimden ayrıldım. 2003'te doğan bir çocuğun nüfusuma kaydedildiğini gördüm. Benimse kabul edeceğim. Değilse nüfusumdan düşmesi için işlem yapılsın istiyorum. Osman Koparal, eski eşinin yıllarca kendisinden evladını sakladığını iddia ediyor ve eğer bu iddiası doğruysa çocuğuna sahip çıkmak istiyor. Osman Koparal 42 yaşında. Boşandıktan sonra Osman Bey öğreniyor ki nüfusunda bir çocuk kayıtlı ve diyor ki şimdi bu çocuk benim çocuğum mu değil mi bilmiyorum. Değilse de nüfusumdan düşmesini mi istiyorum diyorsun, evet. Osman Bey? Sadece hani çocuğum var ise DNA testi yaptırmak istiyorum. Daha öncesi yaptıracaktı fakat bunlar evden kaçınca avukatım vardı Sadık Kotan. Bizzat polisle gittiler. Evde bulamayınca DNA testi kaldı. Hani çocuk benim senin başımla beraber. Hani tabii ki bir babasıysam yanında olmak isterim. Çocuk benim olma ihtimali yok. Benim 2001'de sonunda biz boşanma davası açtık. Evet. O ara benim eşim zaten hamile değildi. 2001'de boşanma davası açtınız. Zaten bir yıl evli kaldım ben. Çocuğu pazarda görmüşler. Bir yıl sürdü evlilik. 2001'de boşanma davası açtınız. Evet. Dava ne kadar sürdü? Yaklaşık 3-3,5 sene falan sürdü. 3-3,5 sene. Ha. Bu süre içerisinde siz eşinizle tekrar bir barıştınız, bir araya geldiniz mi? Kesinlikle görmedim. Şu an bile görsem tanımam yani. Peki. Bilmiyorum. Sonra çocuğun olduğunu nasıl öğrendiniz? Eşimin amcaları bizim evin önünde pazar kuruluyor. Pazarda rahmetli babamı görüyorlar falan. Diyorlar ki senin eşine benzeyen bir tane torunun oldu diyorlar. Babam da tabii geliyor Halil anneme söylüyor. Benim haberim yok tabii konuda. Daha sonra benim bilgim oluyor. Sonra ben şöyle söyleyeyim. Bir bankayla bir işim vardı. Tabii o esnada memur şey istedi benden. Aile şeydi falan. Orada kız çıktı benim adıma. Yani 2000'in sonlarında ayrı yaşamaya başlamışsınız. 2001'de davayı açmışsınız. Evet.
Çocuğun doğum tarihi 2003. Ben de çalışıyordum. İşten geldim. Benim beyim ölmeden 2 sene önce, 3 sene önce mi, 2 sene önce mi? Benim beyim bundan ayrıldığında, İnce Hanım ben detaylı bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Benim adama telefon ediyorlar bununla. Evet. O taraf. İşte Muammer amca bir torunu oldu. Gözün aydın bilmem ne diye. Ben de işten geldim. Benim adam dedi ki hanım dedi. Gözün aydın bakalım dedi. Bu nasıl olur bilmiyorum ben dedi. Aklım almıyor dedi. Düşünüyorum Mera dedi. Telefon ettiler dedi. Osman'ın çocuğu olmuş dedi. Çocuk Osman'a mı ait? Orada bir şey yok. Şaşırmıyorum. İnşallah bizim çocuğumuzdur. Ya çocuğumu kazanacağım. Ya Herro ya Merro. İnce Hanım benim torunumsa başıma bara var. Başımın üstte yeri var. Az önce dedin ki sana benziyor dediler. Hani böyle turuncu saçlı dediler. Sonra pazarda gördüm. Bayağı sarı turuncu dedin. Turuncu muydu saçları? Evet. Ben de öyle gördüm. Turuncuydu. Evet. Turuncu çok sık rastlanan bir gen değildir bu arada. Evet. Yalnız... Yani anlayamadığım nokta DNA'ya ilişkin bir nüfus tahsihi, nüfus düzeltme davası açmış baba. Red davası. Fakat onlar teste bundan gitmiş. Kaçınmışlar. Niye gitmiş? Yani DNA testinden kaçınmalarının sebebi ne? Ben 17 yaşında bir genç hanımdan bahsediyoruz. O da kimliğindeki bu düzeltmenin yapılmasını isteyecektir her şeyden önce. Ben karşı tarafında buradan çağrımı yapmış olayım. Bakalım Osman Bey'in eski eşi bu konuda ne söyleyecek? Neden onun nüfusunda bırakmış kızını? Bütün bu iddialara o ne cevap verecek? Eski eş iddialara yanıt verecek mi? Sevgili seyirciler, dün bunları konuşurken hani tekrar tekrar Osman Bey'e aynı şeyi sordum. Kayınvalide annesi Fadime Hanım'a da yani acaba bir kafa karışıklığı mı var tarihlerde diye. Çünkü 2000 yılında görücü usulüyle evlendik, 2001'de ayrıldık diyor Osman Bey. Çocuğun doğum tarihi 2003 olduğuna göre, 2003'ün de Eylül ayı olduğuna göre baktığımızda zaten biyolojik olarak yani böyle bir şey mümkün değil tıbben dedik. Ama hala bunun üzerine niye benim çocuğumsa nüfusumu alırım diyorsunuz diye sorduk. Osman Bey cevap vermedi. Anne Fadime Hanım da buna cevap vermedi. Fadime Hanım şu anda canlı yayında muhabir arkadaşım Emre Timur'un yanında. Önce bir onlara merhaba diyelim. Fadime Hanım hoş geldiniz programımıza. Emre merhaba. Merhaba İnce Hanım. Evet. Hayırlı yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi iyi gördüm canım benim. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederim. İyi baktığınız için sağ olunuz. Evet. Kandilin mübarek olsun. Sizin orada de. Orada avukat beylere de söyle. Sizin de onlar da sizin. Bütün Müslüman aleminin kandili mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Amin diyelim. Fadime Hanım, şimdi bu tarihlere baktığımızda zaten bu çocuğun senin torunun olması mümkün görünmüyor ama acaba tarihleri karıştırıyor olabilir misiniz? Hayır. Ben sanki şurada bir iki günlük, bir haftalık bir olay gibi hatırlıyorum. Zaten çalıştığım için evde de olmadığıma göre sadece beyimden duyduklarımı, beyimin bana anlattıklarını ben dile getiriyorum. Hayırlısı neyse olsun derim. Böyle bir şey olmasını da şaşırdım doğrusu. Neye şaşırdın anlamadım. Şaşırdım çünkü değildi. Kesinlikle değildi. Hamile kadınını benim oğlum bırakmaz. Kesinlikle. Nereden çıktı bu şimdi? Yani hamileyse hamile kadınını görmeyecek mi canım? Ben hamileyim. Karakoca arasında bunlar konuşulmaz mı? Biri size o zaman gelininiz hamile miydi dedi yayından sonra. Yok biz hamile mumile işi görmedik de duymadık öyle bir şey. Sadece ayrıldılar bunlar. Ayrıldıktan iki sene, üç sene sonra, iki sene, iki buçuk sene sonra eve bir telefon geliyor. Benim bu beyimle konuşmuşlar. Ben işteydim. Beyim de ben işten gelince anlattığı bu. Dünkü yani Fadime Hanım siz diyorsunuz ki ayrıldıklarında gelin hamile değildi. Bu torun da bizim olamaz diyorsunuz o zaman. Bence öyle yani. Peki. Kesinlikle ben inanıyorum. Ne kadar sürmüştü evliliğiniz Osman Bey? Bir sene aşağı yukarı. Bir yıl sürdü. Yani. Ayrıldığında eşin hamile değildi o zaman. Evet. Peki. Değildi. Osman Bey ayrıldıktan sonra hiç mi görüşmediniz? Hayır hiç kesinlikle. Yani kesinlikle. Hafıza kaybınız yok böyle uyur gezerlik gibi bir durumunuz kesinlikle. Yok. O zaman nasıl böyle hani benimse diyebiliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim bakın ben davayı açtığımda eşim eski eşim evde yoktu. Eşyaları bizzat kendime ait olanları aldım. Davayı açarım hemen kendi evime yerleştim. Ondan sonrası tabii evi boş görüyorlar ama ona ait olan eşyalarını bıraktım. Kesinlikle almadım bir kalem dahil almadım. Ve aradan yarım saat, bir saat geçmesine rağmen evim taşlanmaya geldiler.
Kim taşladı? Gece kondudayken. Kim taşladı? Evim, kaç taraf? Eşimin tarafı. Onlar ayrılmak istemedi mi? Sen mi ayrılmak istedin artık eşinden? Artık ne konuda hani ayrılmak istemediler ya da bir şey mi haz edemediler onu çözemedim. Evi sen terk ettin o zaman. Yani evi terk ettin de eşyam hani mahkemelik zaten sonuç bariyle. Kendime ait olan eşyalarımı aldım. Boşanmayı sen mi istedin o mu istedi o zaman? Ya zaten geçimsizlik vardı. Kim açtı davayı o zaman? Ben şey siz yaptım. Siz açtınız. Avukatıma başvuru açma yaptım. Sebebi de bu yani o zamanki baldızınızın erkek arkadaşının eşinin kafasını karıştırması diyor. Evet. Senin iddian bu. Affedersin. Bu ayrı anneniz bir konu. De, anneniz de minibüste dövmüş. Yani öyle bir iddiası vardı. Hani nasıl bir kafa şöyle karıştırdığı şey, gibi. Görmüş olabilir evet. Ama ben kendi bizzat kesinlikle ne çocuğumu gördüm hayır ne eşimi gördüm. Demek ki çok büyük bir husumet var iki aile arasında. Evet, hani yani basit bir birisinin kafasını karıştırması hayır şöyle değil. Söyleyeyim. Minibüste görmenin sebebi annem pen değindiğinde onlar da Aydos'ta bizden dayılar da oturdukları için isterseniz bizim mahalleden geçiyor minibüs. Yani bizim güzergahtan geçtiği için tesadüfen annem minibüse biniyor. Tesadüfen karşılaşıyorlar. Evet. Yağmurlu bir hava. Çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra akşam geldi annem bana bunları söyledi. Görmek ben de hatta anneme dedim başka. Ki evet. Yani böyle bir şey niye kalksın hani minibüsün içinde yani ayrılırken, milleti. Ayrılırken peki eski eşinle aranda sorun oldu mu şiddet bir şöyle şey yaşandı bakın, mı? Dün de söyledim mi? Benim evliliğim güzel bir evliliğim vardı. Ben ne annesi tarafından ne baba tarafından bir şikayetim yok. Kendi eşimden de şikayetim yok. Fakat işte dediğim gibi bizim bir bazı... kötü muamelede bulundun mu ona? Nasıl? Şiddet uyguladın mı hiç mesela? Kesinlikle şiddet uygulamadım. Ben onun bir dediğini iki etmedim zaten. Bir dediğini iki etmedim evet. Ve böyle bitti bu. Şimdi eski eşiniz telefonda şu anda. Tamam. Ama sizden rica ediyorum size söz verdim. Konuştunuz. Ben tekrar size söz vereceğim ama ben hanımefendiyle önce konuşmak istiyorum. Onun ne söyleyeceklerini dinlemek istiyorum. Çünkü biz konuyu bir taraflı dinliyoruz. Bunlar sizin iddialarınız. O ne söyleyecek? Ama hocamın da kafasına takılan hepimizin zaten takvim uymuyor. Neden hala bu iddia ortada var diye. Ama acaba başka bir durum mu var? Hanımefendi merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi... Biz anlamadık. 2000'de evlenmişsiniz, 2001'de ayrı yaşamaya başlamışsınız, 2003'te çocuk doğmuş. O zaman niye Osman Bey ve Fadime Hanım hala bizim torunumuzsa kabul diyorlar? Böyle bir şey... İnce Hanım, ben konuşayım. O tamam. Tarafta hiçbir şekilde konuşmam yok. Benim sözüm kesinlikle. Ben kısa bir anlatayım size. Tamam. Ondan sonra bu konunun uzamasını istemiyorum. Doğrudur. Biz bir sene bir evlilik yaşadık. Aileleriz zoruyla, görücüsüzlüğümüzü. Oldu, bitti. Çocuğum onun değil, evet. Gerçekten onun değil. Niye onun üzerine kayboldu? Şöyle söyleyeyim. Biz o süreçte, ayrıldığımız süreçte resmi nikahla evli olduğumuz için devlet mecburen onun üzerine yazdırdı çocuğu. Gerçekten çocuk onun değil. Yani emin misiniz? Evet, eminim. Çocuk onun değil ve benim çocuğumun hiçbir şeyden, hiçbir şekilde hiçbir haberi yok. Bu 17 sene içinde hiçbir şekilde onları ne... Arkadaşlar bir Kadriye ya da sabah toplantıda olan arkadaşlardan biri yayına bağlanabilir mi rica etsem? Şöyle söyleyeyim. Buyurun. Hiçbir şekilde rahatsız etmedik. Kapılarına gitmedik. Ben zaten davamı açmıştım. Velayet davası da açtığım zaman, velayet davası da açıldığı zaman, velayet davasına da gelmediler. Bana DNA testiyle ilgili hiçbir tebligat, hiçbir haber gelmedi. Ben ama zaten avukat eve kadar geldi dedi Osman Bey. Hayır, hiçbir şekilde gelmediler. Sadece bir sefer annemlerin evine gitmişler. Demişler işte biz demişler bu pusumuzdan düşürmek istiyoruz. Olur, 17 senenin içinde ben ne görmüşüm, ne duymuşum, ben tanımam, etmem, bilmem, hayatımda onların olduğunu bile unuttum. Unuttum yani ama davamı açtım. Dava kağıtlarımı da sizin arkadaşlarınızla... Neyle ilgili dava açtınız hanımefendi? Neyle ilgili? Çocuğun soy isminin değiştirilmesiyle ilgili dava açtım. Açtınız. Ne zaman açtınız? Size de 3 sene evet, oldu. Evet, yok, ben sizden anda. Duymak istiyorum. Arkadaşlarım söyledi de size. Evet. 3 sene oldu. Şu anda dava istinatta nüfus müdürlüğüne ve karşı tarafa da açılmış bir dava var. Tamam doğrudur, onun nüfusundadır ama onun nüfusunda olmasının... Biz resmi o süreçte resmi nikahlı olduğumuz için... Hanımefendi bir saniyenizi rica edeceğim. Ben sizi onlarla karşı karşıya getirmeyeceğim ama ben bir sormak zorundayım izninizle. Şu davayı sormak zorundayım. Bir hatta kalın lütfen. Osman Bey bakın diyor ki eski eşiniz ben zaten soyadıma geçirilmesi için babası da o değil davamı açtım diyor. Ama davaya gelmedi diyor. O zaman herhangi niye bilgi, gitmediniz? Herhangi bilgi gelmedi ki. Yani herhangi nasıl bir kağıt gelmedi? Gelmedi bize bir şey gelmedi. Üç yani. Kez hatta şey yapılmış, duruşma bahkemede yapılmış. Yani bunu hayır, kesinlikle. Gelse zaten yani. Kazandılar mı? Dava ne alemdeymiş?
Hanımefendi, davanın sonucu ne oldu? Şu anda dava istinadla devam ediyor. Arkadaşlarınızla da 3 duruşmaya da katıldım ben. 3 duruşmada gösteriyor. Kazandınız mı yani? Yerel mahkemede kazandınız mı? Anadolu Adliyesi'nde dava bitti mi? Neticeli... Evet, istinafa gönderildi. Hayır, yani Osman Bey'in babası olmadığını mahkeme kabul etti mi? Böyle bir karar verdi mi? Şu anda istinafta işte dava... Hanımefendi, yerel mahkeme kabul eder, istinafa gider evet, veyahut da gitmez. Evet, kabul etti. Yerel mahkeme kabul etti. Ama Osman Bey'in haber olmadan gitti. Çok zor yani. Evet, benim o özel bir dava diyor. Çünkü bu. Ben şu anda evrakları E-Devlet'ten çıkartıp arkadaşlarınızla sizi gönderdim. E-Devlet'ten, yani başka bir yerden değil. E-Devlet'ten çıkardım ve gönderdim. Hı hı. Şu anda siz de incelerseniz, bakarsanız anlarsınız. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum canım. Bakın. Buyurun. Benim bir... Sadece şöyle söyleyeyim. Benim ayrımıma hani biraz önce diyor ya şiddet yoktu, şu yoktu, bu yoktu diye. Evet. Ben onunla hiçbir şekilde polemiğe, şuna, buna hiçbir şeye girmek istemiyorum. Hiçbir şekilde. Çünkü onun da dediği gibi ben onu görsel tanımam, o beni görse tanımam 17 senedir. Bizim hayatımızda o onunla ilgili, o onlarla ilgili hiçbir şey yok. Ama şu var. Benim mahkeme kağıtlarımı da alıp incelerseniz, İnanın bakın siz de bir tanısınız. Alın inceleyin. Orada avukatlar da var. Bizim boşanma sürecimizde benim nasıl boşandığımı, ellerimin nasıl yandığını, kolumdaki altınları almak için nasıl parmaklarımı yaktıkları falan hepsi mahkemede var. Şiddet gördünüz yani. Tabii. Yani bu iş hatta davalık da oldu diyorsunuz bu şiddete öyle tabii, mi? Tabii mahkemeye bunlar sunuldu. Çünkü beni evden attıkları gece, hani diyor ya ben eşyalarıma, beni o gece evden attılar. Kim attı? Dediler ki elindeki onlar attı, annesi, ablası, o bileziklerim, takılarım vardı. Bunları da alalım dedi. Sobamız yanıyordu. Bunlar beni tuttular. Kollarımı, altınları çıkartırken kollarımı yaktılar. Hepsi mahkemede var. Bakın lütfen rica ediyorum. Benim ailem ve çocuklarım var. Benim onlarla hiçbir alakam yok. Mahkememiz devam ediyor. İstediği DNA testini sizinle değil. Mahkemeye gitsin, benim çocuğumun psikolojisini bozmasınlar, benim hayatımın düzenini bozmasınlar. Ben kabul ediyorum, çocuk onun değil. Mecburen devlet onun üzerine yazdırdı çocuk. Devlet için nikahları... Peki şunu anlamadım için... hanımefendi, bir saniye izin verin. Bir kere şu, yani siz şiddet görmüşseniz ve burada biz asla böyle bir şey olmadı diyen bir taraf var. Bir onlara bir cevap hakkı vereceğim. Küçük bir şey söyleyeceğim. Çok küçük bir şey buyurun. Söyleyeceğim. Yo, ben size söz vereceğim yine zaten. Buyurun ama söyleyin. Ben mi konuşayım? Bir bekleyin, bir şunu sorayım izninizle. Şimdi... zaten çocuk onun değil diyor hanımefendi. DNA testi için hazırım diyor. Ben nüfustan düşmesi için dava açtım. O gelmedi diyor. Ama hepsinden öte hani evden ben gitmiş falan değilim. Beni evden attılar. Çok ağır da şiddet gördüm diyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Osman bakın Bey. Bugün Kandil Gecesi mübarek gün. Kesinlikle öyle şiddet görmeyen ama hatta davalık şey oldu diye bunları yani ispatlamasını istediğinizde hayır, bunların hayır. Belgesini sunabilecek demek. Öyle bir şey olsa zaten avukatım zaten o arayı bilgileniyordu. O dönemler zaten. Yani evden atılma mahkeme... gecesi altını almak hayır, için. Hayır kesinlikle burada... öyle bir şey yok. Yok kesinlikle. Fadime Hanım. Kesinlikle. Gelininiz beni onlar evden attı diyor. Duydum İnce Hanım. Bak evet. Ağzımın oruçlu halimle mübarek aydayız. Tümüne yalan söylüyorlar. Çok yalan. Bunda ne dayak ne şiddet hiçbir şey yoktu. Gayet Fadime Hanım'ı görebilir iyiydi. Miyiz? Ne ellerini yakma var, ne kolunu yakma var, ne takısını alma var. Allah'ın huzurundayım ben. Allah'ın huzuruna çıkacağım. Ölümlü dünyadayım. Herhalde. Çok yalan konuşuyorlar. Bu yalanla dolanla hiçbir yere varılmaz. Ama Fadime Hanım diyor ki bu diyor hatta yani şikayet ettiği yalan. İçin davalık da olmuş. Bunun belgesini de isteyebiliriz hanımefendiden. İnce Hanım eve hiçbir kağıt gelmedi. Onun açtığı mahkemeyle ilgili bir tane yarım bir çeyrek bir kağıt gelmedi. Bizim bir şeyden haberimiz yok. Bizim tutuştuğumuz bizden olmayan bir çocuğu bize nüfusumuza nasıl geçiriyor? Babasının haberi olmadan nasıl... Babasıysa hastanede yatışını yok, haberi yok, çıkışının haberi yok. Nüfus dairesine gidip bizim soy ismimizi ona vermenin anlamı ne? Mübarek ayda... Şimdi ama zaten onlara. Soyadı değişsin diye dava açtım diyor. Devletten bu görülüyor ama onun dışında hocam belge gitmiyor mu evlere? Lütfen bir bilgi verin de yasal olarak gelmedi. Ne olduğunu. Gelir %100. Şimdi sizin nüfusa kayıtlı olduğunuz adres şu an oturduğunuz adres mi Osman Tabii. Bey? Yani nüfusa kayıtlı olduğunuz adres şu an. Yani imkanı yok. Bunun eline geçin. Bu davalarda yani şahısların eline tebligatın gelmesi. Hatta DNA ile ilgili bir takım çalışmaların da yapılması gerekir. Yani ben bu noktada hanımefendiye bir daha sormak istiyorum. Emin misiniz davanızın neticelendiğine ve istinafa gittiğinden? Avukat Bey ben evde yoktum. Ben çalışan bayandım.
Eve geldiğimde benim beyim sürekli ben Fadime evdeydi. Fadime Hanım'a sormadım ama. Evet, Fadime Hanım cevap verdi. Hanımefendiyi bağlayacağız hatta şu anda. Tekrar soralım hanımefendi hocam. Ben ya şunu söylemeye çalışıyorum. Bu dosyalar, bu davalarda şahısların bizatihi hakim tarafından görülmesi gerekir. Ve bir DNA incelemesi, tanık dinlenmesi gerekir. Emin misiniz bu davanın neticelendiğinden ve istinafa gittiğinden hanımefendi? Beyefendi, E-Devlet'ten dosyalarımı çıkardım. 3 mahkemeye katıldım. Şu anda size gönderdim. Arkadaşlarım atsın sizi hocam. Bir atsınlar bana bir bakalım. Yani ben şimdi şöyle... Görebilirsiniz. Tamam, aslında göreyim. Hocam burada daha da yani şimdi karmaşık ben, bir durum var. Hanımefendiyi ben bir kere haklı görmüyorum. Bilsin telefondaki hanımefendiyi. Şunu sormak istiyorum. Bu çocuk şu an birlikte olduğunuz eşiniz de sizin ortak çocuğunuz, doğru mudur? Evet, ortak çocuğumuz. Evet. Ortak çocuğunuz. Siz 2003 yılında, ya bu çocuğun doğum tarihi 2003 yılı, 2005 yılında boşandınız, doğru mu? Hemen, yani tarihi dün dediğimiz gibi evlilik birliği hukuken devam ederken bu çocuk doğduğu için Osman Bey'in kütüğüne nüfusuna kaydedilmiş. Evet. Ama bugüne kadar bu davayı şey açmamakla, yani şu işte o çocuğun ismi, liseye gidiyor bu kızınız. Diyorsunuz ki haberi yok. Nasıl haberi yok? Baba da Osman deniliyor her yerde. Nasıl tamam, haberi yok? Biz onun açıklamasını yaptık yani. Böyleyken böyle. Hani bizim durumumuz buydu. Mecburen seni devlet... Ama 17 yıldır bunu nasıl çözmediniz? Hanımefendi, kamera gerisinde... Veyahut Osman Bey'le bir araya gelip niye çözmediniz? Hanımefendi, kamera gerisinde bize söylemek istediğiniz başka bir şey daha var mı? Çünkü yani ben söylemek istemiyorum ama arkadaşlarımla yaptığınız ön konuşmada başka bir şey söylediniz. Şimdi başka bir şey... İncanım. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ben bir konuşabilir miyim? Hayır, şunu söyleyeyim öyle konuşun bir saniye. Bakın hanımefendi, sizin açtığınız davanın evrakları geldi. Gönderdi arkadaşlar bana. Aha. Siz çocuğun Osman Bey'in kütüğünden düşürülmesine ilişkin veyahut da babasının Osman Bey olmadığına ilişkin bir dava açmamışsınız. Sizin açtığınız dava çocuğun benim de soy ismimi kullansın. Annesinin de soy ismi. Yani şu anda babası olduğu iddia edilen kişinin soy ismini değil de hayır, annenin. Hayır, şu an Osman Bey'in soy ismini kullanıyor. Yok, Osman Bey'in soy ismini kullanıyor. Hanımefendi başka biriyle evli ve çocuğun da babasının ne olduğunu söylüyor ya. O babanın nüfusuna geçip onun soyadını kullansın davası değil. Annenin soyadını kullanmaya izin istiyor. Yani şu an hanımefendinin açtığı dava Koparal soy ismini kullanmasın. Var ya hani Medeni Kanunu son yıllarda tanıdığı haklardan bir tanesidir. Çocuk babanın değil de annenin de soy ismini kullanabilir dava yoluyla. Açtığınız dava çocuk babasının Koparal soy ismini kullanmasın, benim soy ismimi kullansın diye bir dava açmışsınız. Ama hala kütükte Osman babası olarak görünüyor. Böyle mi mücadele ediyorsunuz çocuğun? Siz cevap versin hanımefendi. Bakın şöyle söyleyeyim. Tamam, eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir bu zamana kadar. Bir yanlış bir şeyler olmuş olabilir. Ben bunu kabul ediyorum. Ben hatamı da kabul ediyorum. Ama şöyle bir durum var. Eğer beni dinlerseniz. Bakın, ben kabul ediyorum. Benim çocuğum onların da dediği gibi olma imkanı da yok zaten. Şöyle söyleyeyim, kabul etmiyor değilim. Onların geldiği zaman hiçbir şeyleri kabul etmiyor gibi bir şeyim de yok. Tamam, gelebilirler. Hangi mahkemeye gidiyorsak gidebiliriz. DNA testimizi de yaptırabiliriz. Çocuğu nüfuslarından da düşürebilirler, kütüklerinden de düşürebilirler. Onlar da konularında haklıdır, doğrudur. Kütüklerinde durmaması gerekiyor. Hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. Ben hatamı, yanlışımı kabullenen bir insanım. Hayır, hata yanlış. Neyi kabullendiğinizi anlamıyorum ama. Yani şöyle, ben yayına girmeden önce şu kadarını söyleyeyim hanımefendi izninizle. Mahkemeyle ilgili süreçte hatadan bahsediyorsanız orada çok net ne istendi apaçık ortada. Ben çocuğun babası bu değil, babasının şu anki eşim olduğunun ispatlanması için dava açmak istiyorum dersiniz, böyle açılır. Siz bu davayı açmamışsınız. Arkadaşlarıma bambaşka bir şey söylemişsiniz bana. Yani buraya gelmeden aktarılan bilgi oydu. Şimdi bambaşka bir şey anlatıyorsunuz. Yani nedenini anlamadım ben. İncanım. Evet buyurun. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben bu insanla ayrıldım. 17 sene oldu. Ve ayrılma şartlarında biraz araştırılmış. Burada arkadaşlarınızla da konuştum. Öyle şiddet yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Parmaklarımın kırıldığını bilirim. Nasıl dayaklar yedildiğimi, komşuların beni evlerine koyup ailen ara seni gelip kurtarsınlar dediklerini bilirim. Ve birçok şey, yani burada söyleyemeyeceğim birçok şeyleri bilirim. Kimse rahat evini de yuvasını da bir şekilde bozuk da gitmez. Tamam, onlar ya davayı onlar açtı, beni onlar evden attı, eşyalarımın hepsini onlar götürdü, her şeyi onlar yaptı.
Ama sorun ben bir kez onlarla tamam, yüz yüze eşya, geldim. Eşyayı aldım, eşyamı söyledim. Ben itiraz etmiyorum. Eşyamı aldım. Eşyayı zaten aldım. Kendime ait olanı aldım. Bahsettiğim konu bu değil ama ben burada siz araya yani giremem böyle özel değil. Bir noktada. Ama hanımefendi size şu kadarını söyleyeyim. Bu konu sizi aşan başka birinin hayatıyla ilgili önemli bir konu. Bir dakika önce kurduğunuz cümle bambaşkayken arkadaşlarıma bir dakika sonra yerinde bambaşka bir şey söylüyorsunuz. Ben bunu burada ne olduğunu paylaşmak istemiyorum. Çünkü bunun ilk etapta sorumlusu sizsiniz. Ama evet. Bu böyle üstü kapatılacak bir konu değil. Bunun ben vicdani için, ve bakın, insani bakın, yükü çok fazla. Bakın, o kadarını söyleyip kararı size bırakmak istiyorum. İnci Hanım bakın. Osman Bey'e açıklayacağım ben sonra ama yayından sonra. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Osman Bey ve ailesi gelebilir. Mahkemeye gidebiliriz. DNA testi yaptırılabilir. Çocuk nüfuslarından düşebilir. DNA yani, testi yaptırmaya gerek yok. Çocuk benim değilse ediyorum. Yani etmiyor değilim. Tamam. Gerek yok. Bunu da kabul ediyorum. DNA testine de gidebiliriz. Mahkemeler de çıktı. Ben gitmeyeceğim bilemiyorum. Gelsinler. Mahkemeye de gidelim. Gerekirse ben gideyim mahkemeye. Ben açayım. Tamam ben gidiyorum. Davamı açarım. Babamın testini de yaptıralım. Nüfuslarından da düşsün bu çocuk. Yani burada söylüyorum daha orada da yani bu yani nasıl anlatayım, nasıl söyleyeyim? Bunlar tamamında bir yalan, benim bir hayatı mahvettiler. Yalan, bakın bir hayatı mahvettiler. Gerçekten kimin hayatı? Bir yani ayrı. Şimdi bir ben olsa, bir şey söyleyebilir miyim hanımefendi? Gece gündüz çalışırken bir şey söyleyeyim. Osman Bey cevaplasın. Bir şey sorabilir miyim İnci Hanım? Zaten kapatıyorum. Onunla nasıl benim muhataba geçiyor? Onu bana söyleyecek. Size değil hanımefendi. Cevap hakkı doğdu. O da dinlesin yani. Sıkıntı yok. Ben dün dediğim gibi. Ben karışık kesinlikle gururuyla, asitiyle, şerefiyle oynanmak şahıs adıma değil. Asla. Zaten bizim, dün ilk cümleniz de buydu. Ben incitmiyorum da. Saygı da duyuyorum kendisine aynı zamanda. Bizim amacımız, hedefimiz neydi? Soy isim olarak kız davası. Yani işkence görme gibi Allah yani şuradan kaldığımız gibi öyle bir şey yok. Tamamen füllen yalandır. Ben gece gündüz çalışan bir insandım. Hiç ve şiddet konusunda polise çağrıldınız mı? Bu mahkeme intikal etmişse beyefendinin de çağrılması gerekiyor. Hayır hiç polise molise gidilmedi. Şiddet yok hiç. Yani. Şöyle bariyle polislik bir olayımız olmadı. Yok yok. Mahkeme boşanma kağıtlarınızı aldı. Ben hanımefendi şey diyor ya hanımefendi mağdurum işte sıkıntı yaşadım şiddet gördüm hala kızımın Tapaka babası istedi. Olarak görüyorum. Bir hocam saniye derdim. Bir şey söyleyeceğim. 2001'de yok hocam şiddetle ilgili de mahkemeye çıktık. Yok yok hanımefendi mağduriyet raporla sabit olabilir. İşte yani ancak rapor tıbbi bir rapor yani herkes bir şeyleri iddia eder ama tıbbi hayır, rapor tıbbi rapor var ise bu yaralar bereler tespit edildiyse tabii, o zaman ancak bir delil olur. Hanımefendi diyor ki rapor var ve şiddetle ilgili mahkemeye çıktım diyor. Yani böyle bir durumda mahkemeye gitmişse Osman Bey'in haberinin olmaması mümkün mü? Hayır İmkanım. Mahkeme zaten mahkeme açıldığında karakoldan alınmış benim yanmış ellerimin raporları, dövüldüğümün raporları tamam, varsa. Tamam bunlar varken Osman Bey nasıl ceza almaz ve bu da duruşmaya çıkmaz onu soruyorum yani zaten. Şimdi ben. Osman Bey ya nafaka, 17 sene öncesiyle şimdi. Nafakadan senin olur mu canım? Hayır, nafakadan hapse girmiş bir adam şiddetten girmez mi zannediyorsunuz? Sayın bir hocam. Saniye bir dur. Nafakadan hapse girmiş evet. Osman Bey. 3-4 nafakadan giren şiddetten girmez mi? Hayır o zaman bir de 2006 efendim? Öncesi de ağırdı tabii. Cezalar. Aynı daha ağır cezalar. Buyurun, buyurun hanımefendi. İnci Hanım bakın ben kabul ediyorum. Neyi kabul ediyorum? Hepsi fullüm yanlayıp hep kabul ediyorum üstünü örtüyor hocam. Yani şey demiyorum mahkeme çözsün bunu. Ya, mahkemeye gidelim. Bir dakika mahkemeye ya. Avukatları da varmış. Artsınlar bir dakika hanımefendi ben şunu söylüyorum. Kabul ediyorsunuz da bu böyle kuru kuruya bir kabul olamaz. Yani, 2001'de dava açılmış. Siz 2002'de evlenmişsiniz başka biriyle. Başka biriyle evliyken, Osman'la evliyken resmi olarak hala boşanmamışken başka biriyle birlikte olmuşsunuz ve 2003'te bir çocuğunuz olmuş. Evet. Yani ben o halde nafaka diyorum yani. Sizi kim haksız? Siz mi? Osman mı? Ben haksızım. Sen daha Osman'la boşanmamışsın. Evlenmişsin, evlendin mi onu da bilmiyoruz. Yani evlilik birliği yani içinde mi doğdu? Biriyle birlikte mi? Çünkü evlilik diyemeyiz. Osman'la birlikteyken mi oldu? Biriyle birlikteyken doğru. Osman Bey'le evliyken başka biriyle başka birlikte. Ama bakın biz bakın niye böyle yapıyorsunuz? Bakın biz bir sene birlikte kaldık. Ondan sonra ayrıldık. Hiçbir şekilde bir araya gelmedik. Tamam da evlisin zaten. Evli. Resmen evlisin ya. Bak çocuğun ismi hala Osman görünüyor ya. Onun için diyoruz yanlış bunlar.
Böyle yapmayın. İşte mahkeme uzadı, mahkeme uzadıkça uzadı. Niye uzadı ikiniz de boşanmayı istiyorsanız mahkeme? Çünkü nafaka istemiş. Mahkeme 3. CS'de bizi 3 sene ne yakın sürdü. Ne oldu? Şey mi, tazminat mı istedi hanımefendi? Hayır, nafaka, herhangi bir şey istemedi. Niye bu kadar uzadı? Sadece nafaka istemişti o dönemler, ben ödeyemediğinden dolayı içeri girdim. Yani... Ve 5-10 sefer girdim çıktım ben. Nafaka bağladılar. İlcanım, nafaka 30 lira o zaman parasıyla tamam. 30 liraydı nafakası. Nafaka bağladılar ama siz o arada başka biriyle zaten birlikteydiniz bu nafaka. İşte ondan hiç haberim yoktu benim. Bakın o kendisi de biliyor. Zaten ben ailemin zoruyla biz görece soruyoruz. Zoraki evlendirildik. Zoraki bir arada duramadık. Hiçbir şekilde yani birbirimize bir şeyimiz olmadı. Yani zoraki yani, derken zoraki, çocuğunuzun zoraki babasıyla belki ya. Bir samimi yakınlığınız da vardı da mecbur mu kaldınız? Yani zoraki evlilik Osman Bey'le evlenmeye. Hayır lütfen bakın oralara girmeyin. Hayır. Hanımefendi. Şimdi. Osman Bey benim gitmesimle ilgili hiçbir şey söyleyemem. Hanımefendi. Ben çünkü ona hiçbir şekilde ben onunla bitirdim. Ayrıldık. O beni istemedi. İstemediler. Yani evlilik de Allah'ın emri. Ama mahkememiz uzadı. O sürede ben eşimi sevdim, aşık oldum. Mahkeme uzadı ve benim çocuğum oldu. Devlet mecburi çocuğu onun üzerine yazdırdı. Tamam. Şurada biz mahkemeye başvurmamış olabiliriz. Tamam orada hatamız var. Nüfustan düşmesi için başvurmamış olabiliriz. Hatamız orada olabilir. Ama lütfen sakın demeyin eşinizle birlikteyken şimdiki eşinizi sevdiniz şudur. Hayır biz bir sene bir arada kaldık. Bakın, yo, yasal olarak bunu hanımefendi bu hoşunuza gitsin ya da gitmesin ama yasal tamam, olarak biriyle olarak... evliyken biriyle resmen hala evli olan biri başka biriyle bir ilişki yaşıyorsa buna birliktelik diyoruz. Diğeri hala evlilik olarak geçiyor. Tamam. Ve evliliğimi de diyorsunuz. Arkadaşlarıma da böyle demişsiniz. Ben bitmesini istememiştim. Onlar beni dışarı attı. O yüzden bitti evlilik. Ve başka bir önemli bir şey daha söylemişsiniz. Ben onu sizinle baş başa bırakıyorum şimdilik o söylediğinizi. Bir de siz bir şey söyleyeceğim. Bu yani şu anki eşinizden olan çocuğunuz için Osman Bey'den nafaka aldınız mı ya gerçekten? Çocuk için. Şöyle söyleyeyim. Ya başkasından olan bir çocuk için Osman Bey'den nafaka mı aldınız siz? Hatta hapse girmiş bu durum. Ve o nafakadan dolayı da Osman önce. Hapse mi girdi? 12 sene önce, 12 evet. sene önce devletin ben gittim o zaman hiçbir şeyi bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum yani. Ya. Ama kaymakam tarafından verilmiş bir hocam dakika, yani. Enteresan olan şu çocuk almış, başkasından ama hocam. Baba Osman olarak yani, görünüyor. Osman Allah nafaka ödüyor. Bir tamamlasın hanımefendi. Bir tamamlasın hanımefendi. Buyurun. 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 Bakın bunlar 12-13 sene önce bir 30 liradan 2300 lira falan bir nafaka birikmiş herhalde. Benim bununla bir bilgim yoktu. Bu dava aşılmış zaten nafaka biriktiği için. Bunu içeriye almışlar. Bu da gitmiş yatırmış. Ben aylar sonra öğrendim içeride para varmış da bu gelmiş diye. Ben onunla yüz yüze gelmedim. Aldınız mı peki? Yani siz nafaka aldınız. Yani şöyle nikahlı olduğunuz dönemde Osman Bey'le nikahlıyken bir başka beyle bir ilişkiniz başladı. Oradan bir çocuğunuz oldu ama siz döndünüz Osman Bey'den o nafakayı aldınız o çocuk için. Hatta Osman Bey ödeyemediği için hapse de girdi. Birincisi bu. İkincisi. Bilmiyorum. Nasıl az önce söylediniz. Hayır bilmiyorum. Ha, birikmiş. Bilmiyordum. Tamam. Benim hiçbir bilgim. Ama sonuçta bu nafakayı aldınız yani. İkincisi. Evet. Diyorsunuz ki şiddet gördüm ve bu nedenle mahkemelik oldum. Şiddet görmüşseniz rapor alıp bunu sabit. Ayrıldığım, bakın İncan'ım ayrıldığımız gece yani beni evden attıkları gece şiddet gördüm ellerim falan yandı. Karakolluk olundu tabii ki. Karakoldan bunların raporları alındı. Mahkemeye bunlar sunuldu. Gerçekten de benim mahkeme sürecinde. Bu mahkeme süreci uzadı. Ha o zaman niye nasıl uzadı? Bir şey sorabilir miyim? Bir ben gitmedim, bir o gitmedi. Ben tamam, hanımefendi şunu soruyorum. Bu kadar ciddi bir durum varken Osman Bey nasıl yargılanıp ceza almaz bundan? Onu soruyorum bir şey sorabilir zaten. Miyim? Buyurun. İşte onun orasını ben bilmiyorum. İlk evlendiğimde... Fadime Hanım da konuşmak istiyor. Evet, söyle hocam. İlk evlendiğimde biz ayrı eve çıktık. İlkin kendimizle kaldık. Bir 10-15 gün Osman ayrı eve çıktım. Şiddet yüzünden hiç ceza aldınız mı? Bir kere yok, daha kesinlikle. Almadı. Kesinlikle. Almadı. Çünkü öyle bir şey yok İnce Hanım. Yani dediğiniz gibi koca Türkiye buraya, devlet yani. Öyle bir şey olmadı ki karakollukla olmadım. Karakolluk sadece ben nafaka olayım. Fadime Hanım da bir saniye hanımefendi. Fadime Hanım da buna... Hanımefendi kapatabilirsiniz ama bakın siz de çıkıp onlarla ilgili beni dövdüler, ellerimi yaktılar, mahkemelik olduk yani, iddiasında bulunuyorsunuz. Kesinlikle. Buna cevap vermeli Fadime Hanım. İzin verin. Buyurun Fadime Hanım. Ya İncan'ım. Tabii ki yaptık mı diyecekler. Buyurun Fadime Hanım. Buyurun. Tümünen yalan konuşuyorlar bununla. Ne tamam, elini ne ayağını yakan var, ne döven var, hiçbir şiddet görmedi. Yani. Ne de takısını alman var. Kesinlikle ya. Bunlar Allah mı?
mübarek bir şey yok. Allah ısrar etsin. Başka bir şey demiyorum. Bu kadar tatlı geçimin vardı. Kardeşin yaptı ne yaptıysa. İşte biz dedim. Şimdi çok hassas bir konu. Hocam size söz vereceğim ama bir cümle söylemem lazım. Hanımefendi de beni dinlesin istiyorum. Dinliyorum. İnce Hanım bir dakika. Fadime Hanım bir sakin ol. Fadime Hanım bir sakin ol. Yasal olarak ne yapılabilir? Hanımefendi diyor ki şu an evli oldum beyefendi babası. Ama burada hanımefendinin bir kafa karışıklığı olduğunu biliyorum ben. O kadar söyleyebilirim. Hanımefendi detaya girmeyeceğim. Arkadaşlarımla ne konuştuğunuzu cümle cümle hakimim. Zaten şaşkınlığım ondan. O yüzden cümlelerimi toparlamak. İnce Hanım. Hanımefendi yasal olarak. Bir verir misiniz? Buyurun. Bir bana haklı buyurun. Verirsiniz. Tamam. Buyurun. Ben sizi söylemek istediğinizi de biliyorum, söylediğinizi de biliyorum. Yani ben bir insan olarak, bir birey olarak söylüyorum. Ya açık ve net söylüyorum. Tamam, kabul ediyorum. Ben Osman Bey'le evlilik birliği içindeyken değil, onunla bir sene birlikte kaldıktan sonra ayrıldım. 3 sene mahkeme sürdü. O 3 sene içinde ben başka birini sevdim ve onunla birlikte oldum ve çocuğum oldu. Tamam. Devlet o çocuğu o süreçte onun üzerine kaybetti. Tamam. Ve ben de o süreçte bir girişimi mahkemelere başvuramadım. Tamam efendim, tamam. Bunların hepsini konuştuk. Çok az kaldı reklama gitmeye. Bu noktada hocam şu son bilgilerle yasal olarak Osman Bey ne yapabilir ama hanımefendi arkadaşlarım bana verdiği bilginin bundan çok başka şeyler olduğunu siz de biliyorsunuz. Siz de bambaşka olduğunu biliyorsunuz. Şimdi nüfus davasından daha öteye şimdi bana şiddeti tarif edin derseniz aha Osman Bey'i gösteririm. Başka birinin çocuğuna nafaka ödüyor kendi çocuğu gibi. O nafakayı ödeyemediği için de hapse giriyor. O zaman onunla ilgili de bir yasal hakkı var. Yıllarca biriken nafakayı tutuyor. Babası bir yerden borç buluyor, ödüyor. Evet. Bakın çocuk başkasının ha. Ama yasa diyor ki bu senin çocuğun, nüfusta senin çocuğun görünüyor. O çocuk için hükmedilen nafakayı yıllarca ödüyor. Daha sonra da evlendiği için belki de kesiliyor. İşte bir insana gidip şiddet uygulamanız için illa bir şey yapmanıza gerek yok. Bundan daha büyük bir şiddet var mı? Başka birinin çocuğu için nafaka ödeyen bir baba var orada. Dedi ki, maddi manevi tazminat davası açmalısın. Bu haklarını geriye dönük almalısın. Evet. Geriye dönük bu haksızlığı sana yapanlara karşı mücadeleni vermelisin. Bu davanla birlikte de hemen babalığın olmadığına ilişkin nüfusun tahsili red davası açmalısın. DNA testine de hazırım dedi zaten hanımefendi. Hatta şöyle yapalım hızlandırılmasıyla alakalı DNA testini biz yaparsak mahkeme daha hızlı sonuçlanabilir. Hocam ne kadar sürede çıkıyordu DNA testi? Yani 2 günde çıkabilir. Ama tabii şu an Covid olduğu için laboratuvarlar sıkıntılı uzayabilir yani. Ben kanalları açıldığıyla kabul etmiyorum. Buyurun, kendim bakın. Her testi, her şeyi kabul ediyorum. Buyurun. Yani, neden? Benim onca paramı aldım. Bu kadar çabuk yedi. Bitsin istiyorum. Bakın çocuğa nafaka bağlanmadık. Çocuğa nafaka almadık biz. Çocuğa nafaka yok. Bir dakika. İnce Hanım şunu karar ver. Arkadan su konuşuluyor. Kim konuşuyor arkadan hanımefendi? Bunu şey yapıyorlar İnce Hanım. Hanımefendi kim var yanınızda? Bir saniye ben şunu açıklama yapayım. Çocuğa hiçbir şekilde nafaka bağlanmadı. Yani nafaka bakın, bana bağlandı. Çocuk yoktu zaten. Şimdi, ama siz zaten birisiyle gayri resmi evliydiniz. Evlenince gene haksız bir nafaka almış oluyorsunuz. Birlikteydim bakın. Tamam işte birlikteydiniz. Size bakmıyor muydu? Aynı evde yaşıyorduk. Boşanmak istediğiniz bakın, kocanız mı bakacaktı size? Birisiyle birlikteyken. Bakın. Sakın çocuğa bir kuruş nafaka bile almadım ben ondan. Tamam ama çocuğa eşiniz nafakayı ödüyor siz adamla berabersiniz. Yani bu da bir adaletsizlik bence. Yani ödeyememiş de hapse girmiş. Yani o zaman hanımefendi tamam şöyle yapacağız. Niye kanal yoluyla olan DNA'yı kabul etmediniz anlamadım. 2 gün içinde bunun sonucu çıkar. Siz de rahat ederdiniz. Bakın, ama İnce Hanım niye böyle yapıyorsunuz? Bakın ben oralara bak benim çocuğumun benim... Buraya gelmenizi annenin... istemiyoruz hanımefendi lütfen. Yanlış anlamayın bakın çocuğunuzu... Buraya bakın, gelmenizi... İnce Hanım, beni dinliyor musunuz İnce Hanım? Dinliyorum. Sayın Hocam, DNA testine ben hazırım. Sizin sayenizde yapılacak. Söylesin. Biz mahkemede boşandığımız zaman zaten çocuk yoktu, ortada yoktu. Devlet çocukla ilgili bir şey yoktu. Devlet sadece benim şahsıma 30 TL nafaka bağladı. Bakın bunu iyi algılamanızı istiyorum. 30 TL nafaka bağladı. Devlet benim şahsıma, çocuğa değil hiçbir şekilde. Çünkü çocuğunuzun doğum tarihi ne? Bu söylediğinizin mantığı yok. Çünkü eğer boşandıktan sonra nüfusa kaydettirseniz adama yani başkasına kaydolacak. Boşanmadan önce kaydettirseniz ancak babaya kaydolabilir. Yani çocuk ortada yoktu ne demek boşandığımızda? Bir mantığı biz yok bu söylediğinizin. Bakın, biz mahkemedeyken ben hamile değildim. Bakın evrakları araştırın. Ben o zaman niye şey hanımefendi, geldi? Hanımefendi boşandıktan sonra niye sizin nüfusunuza yazılsın onu soruyoruz işte biz de.
Bakın biz mahkemeye başvurduğumuzda, hamilelik ilgili... Hanımefendi, boşanma, mahkemeye başvurdunuz. Beyefendi, hanımefendi. Hocam. Bana çocuk var mı dediler, ben çocuk yok dedim. İyi de boşandığı sürede doğmuş çocuk, yani o arada bu değişiklik ortaya çıkmıyor mu zaten? Ben çocuğun kimliğini yazdırmaya gittiğimde çocuğu onun üzerine kaydettiler. Ama kimler tarafından gidildi? Kimler götürdü? Nüfusuna kaydedilebilmesi için bir insanın nikah birlikteliğinin devam etmesi gerekmiyor mu? Öyle tabii, kesinlikle. Tamam, yanlış bilgi vermeyelim. Hatta kararın kesinleşmesi gerekir. Yani tamam. Boşanma kararı... Yasal olarak hanımefendi DNA testinin burada yapılmasını istemiyor. Bir kere daha söyleyeyim. Hanımefendi buraya çıkmak zorunda değilsiniz DNA testi için. Çocuğunuzun yüzü de görünmeyecek DNA testi için. Bahsettiğimiz bu değil. Ama... Bilgisi bile yok böyle şeylerden. Lütfen yapmayın. Bilgisi yok da soy ismi değiştirme davası açıyorsun. Sormuyor mu arkadaşlar? Babanın ismi Osman'dır demiyor mu öğretmenleri? Nasıl bilgisi yok kızının ya? Öbür tarafta baba dediği biri var. Bu tarafta da baba ismi Osman gözüküyor. Yani hangi devlet aşısıysa sorarlar yani, okulda olsa dediğiniz gibi hocam. Yani bu baba adı aslında Ahmet Devlet'in, babası Osman. Aslında beceremiyorsunuz ya hanımefendi. Hani şu davaları, şunları, bunları böyle hani yıllardır böyle bir... Yani artık çileye çevirmişsiniz ya hayatınızı. Olmadı. Orada hata yaptık. Mahkemeyle. Tamam işte, İnce Hanım da size çok açık bir teklifte bulundu. En kısa sürede çözülmesi için yardım edelim diyorum hanımefendi. Tamamlamama bir izin verebilirseniz. Ben de size bunu söylüyorum. Veriyorum. Ben kendim... Tamam. Hanımefendi. Yani bir kere daha özetliyorum. 17 yaşında bir insan kimlikte babasının isminin başka olduğunu gördüğünde sorar. Ne olduğuna nasıl bir cevap verdiniz bilmiyorum. Onu bize söylemediniz. 17 yıldır da bu işin çözülmesi için gerekli adımı atmamışsınız. Açtığınız dava bambaşka bir dava. Bunun en kısa sürede hallolması için biz bir teklif sunduk. Sizin aracılığınızda kabul etmiyorum. Tabii ki sizin kararınız ama yasal olarak birlikte hareket ederseniz en kısa biçimde nasıl çözümlenir? Biz o konuda yardım etmek istiyoruz size. Ama bütün bunların dışında, bunları bir tarafa koyuyorum. Şunu söylüyorum ki hanımefendinin arkadaşlarıma verdiği bilgiler bambaşka. Bunu da ancak kamera gerisinde konuşabiliriz biz. Ben şimdi bir reklam arasına gidiyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Hasan Bey ise yasal olarak yardımcı olacak. Ve reklamların ardından Kayıp İbrahim Ay konusunda sevgili seyirciler çok önemli gelişmeler var. Yeni röportajlar var. Onlarla geleceğiz ve Döndü Karaçoban'la ilgili çiftlikte neler anlattı İzzet Bey Mehmet Şahin'e? Mehmet hangi bulgulara ulaştı? Birazdan buradayız. Dün Döndü Karaçoban konusunu konuşurken Döndü'nün işte en son yaşadığı o çiftliği 36 yıllığına mıydı kiralayan İzzet Bey yayına bağlandı ve 27 yıl, özür dilerim, düzeltiyorum, 27 yıl. İzzet Bey bize çok önemli detaylar verdi. Yani çiftliğe dair, çiftlikte ki yaşam şartlarına dair bugüne kadar bilmediğimiz detaylar verdi. Mehmet Şahin gitti onları araştırdı. Birazdan sizinle paylaşacağım bunları. Ama onun öncesinde hepimizin dikkatini çeken belli noktalar var. Döndü'nün kaybolduğu gün yaşananları, o gün o evde olan 3 kişi biliyor. Yani o evde 3 kişi olduğunu varsayıyoruz biz. Bize anlatılan bu. Anne, abi ve baba. Baba rahmetli olmuş. Onun anlatma şansı yok. Ama diğer 2 kişinin anlattığı birbiriyle uyuşmuyor. Hatta kendi içinde uyuşmuyor anlattıkları. Ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekip. Faili meçhul cinayetleri araştıran özel bir ekip Döndü Karaçoban dosyasını şu anda ele aldı. Titizlikle çalışıyor ve ben eminim ki onlar çok kısa süre içerisinde Sayın Savcı'nın önderliğinde de bu cinayet diye artık düşünülüyor bu dosya. Ailenin içerisinde de artık bu kelimeyi zikredenler var. Çok yakın bir zamanda ortaya çıkacak. Döndü'ye kim ne yaptı, bu açığa çıkacak. Döndü Karaçoban'ın 17 yıllık kaybında anne Emine ve ağabey Osman ilk defa ifade verirken yeni bulgular da keşfedildi. Gerçek neyse çıksın. Biz de o gerçek için Eşe Hanım bazen konuklarımızı rahatsız eden sorular da sormak zorunda kalıyoruz. O yüzden bizi anlayacağını düşünüyorum. Tamam ablam, sorun. Tamam. Şimdi annen Emine Hanım cuma günü ilk defa ifade verdi. Emine Hanım. Sen Döndü kaybolduğu akşam aslında olayı en hani bilensin, oradaydın ama bugüne kadar da hiç ifade vermemiştin. Ve hemen ivedi şekilde yayınımızın bitmesinin ardından Buzurkent Karakolu'na gittik. Evet. Orada Emine Hanım çıkacak diye beklerken yayınımız sonrasında saat 16.30 civarı torunu Okan'la beraber çıktılar. Ve çıkar çıkmaz ilk görüşmemizde Emine teyze sana ne sordular diye bir soru yönelttiğimiz zaman çok yani. Çok yüksek bir sesle bir öfkeli olduğunu söyleyelim. Daha sonra aldık
oğlunun yanına götürdük. Son yayınlarımızda olduğu gibi eğer detaya girildiği zaman ufak bir detay sorular sorulduğu zaman birden yanıtlar da birbiriyle çelişiyor. Böyle bir durum var. Bununla ilgili bir gerginlik üzerindeydi. Çünkü ekipler tek başına iyi ağırlayarak bu yayınımızda olan farklı bilgileri sormuşlar. Bunu söyleyelim. Daha önceki ifadelerde olayın yaşanış şekli nasıl yaşandığından ziyade bizim yayında sorduğumuz ve her seferinde farklı yanıtlar aldığımız durumlar sokmuş İnci Hanım. Kaybolduğu gün, hocam ona gelmeden izninizle ben bir şey söyleyeyim. Sen Adem ve Ramazan Bey'i gördün mü kapıda o gün? Gördüm tabi, geldi o gün iki sefer geldi. Osman yanındaydı mıydı konuşurken? Yanımdaydı. O ne dedi döndüğe? O da bir şey yok abi dedi, ne bağırıyorsun? Bağırdı yani Osman onu öyle mi? He. Ahıra. Osman'la birlikte döndü girdi mi? Koyunları kapıya hani... mı? He? Hayır, ahırın içerisine. Ahırın içerisine görmedin, girmedi içine. Peki Osman'a... Osman'ın geldi vardı yanımız. Peki Osman'a söylemek istiyorum. Osman yani ikinci defa hayvanlar geldiğinde hani döndü yardımcı olurdu ya sana. Hayvanları içeri almak için koyunları. Ahıra birlikte mi koydunuz? Yok ahıra kendi giriyor hocam koyunun kendi girer. Peki koyunu kuzulatmak zordu yani sıkıntılı bir doğum süreci vardı koyununun. Evet. Döndü sana yardımcı olmak için ahıra geldi mi? Yok hocam. Ben halen diyorum ki döndüğünün kaçtığının delili yok dosyada. Her odanın altında mahzen mi var? Bu bir çiftlikte koyunların olduğu bir oda var. Hasan Bey oraya gittiğinde orada altta bir boşluk fark etti. Bir mahzen ya da depo gibi bir şey varmış. Onun üstüne beton siz gittiğinizde var mıydı çiftliği kiraladığınızda? Yeğenim o zamanlar bir şey vardı ya ne diyorlar ona. Bu sahipleri bir şey olarak yapmıştı. Hani herhangi bir savaş arında ufak bir yer yani 2 metrelik değildi. Sığınak gibi bir şey yani. Sığınak, ufak bir sığınaktı. Bu alttaki odaların ayrı bir girişi var mı? Hiç girdin mi bu odalara sen? Abi aynı odalar şimdi kadar 50 yıllık odaların girişleri aynı. Yani hayır, o ahırın altındaki mahzene hiç girdin mi sen? Hiç girmedim, hiç oraya hiç. Onların, bir şey söyleyeceğim, onların gizli bir girişi var ve sen o girişin nerede olduğunu biliyor musun? Hayır abi. Bilmiyorsun. Hiç. Peki. Ya yani muhtemelen kapaklı. Yapmışlar ya nereden girerlermiş oraya İzzet Bey? Kapakta üstten gir. Buranın altında da mı bir yani böyle boşluk gibi bir şey var diyorsunuz? O ilk işte orada boşluk vardı. Burada boşluk vardı herhalde. Buranın da altında boşluk var diyorsunuz siz. Başlık yani. Boşluk vardı. Cinayet büro çok titizlikle inceliyor, değerlendiriyor. Sayın savcımız da aynı şekilde olayın üzerinde. Evet. Gizemli kaybın ardındaki gerçek ne? Mehmet Şahin Tarsus'ta ve Mehmet Şahin'in yanında yine Döndü'nün ablası Eşe Hanım, abisi Osman Bey ve annesi Emine Hanım var. Hoş geldiniz diyorum hepinize. Hoş bulduk. İyi yayınlar abla. Çok teşekkürler. Bu çiftliğin altındaki bu odaları, o diğer bölümleri bunları biliyor muydunuz daha önce? Emine Hanım size sorayım ilk. Ben bilmiyorum canım. Bilmiyorum ama yaşılmasını istiyorum. Kazılmasını istiyorsun artık. İstiyorum canım. Ben bilmiyorum bak. Siz diyorsunuz ben öyle diyorum. Ben bilmiyorum. Evet. Dünden bu yana bütün bunları duyduktan sonra böyle kendi aranızda bir konuştunuz mu? Yeni bir şeyler geldi mi aklınıza? Herhangi birinden bir şey duydunuz mu Emine Hanım? Yok. Ne aklımda bir şey gelsin. Hiç yapmadık. Ya konuştuk da yapmadık. Yani öyle bir şey demedik yani birbirimizle. Hı hı. Biz dedik. Ne dedik bakmıyor musun? Kese asla biz görmedik. Yapmadık diyoruz. Kazılmasını istiyorsunuz oraların. Kazılmasını istiyorum ben. Mehmet sen bölgede bir yandan da çalışmalarını sürdürüyorsun. Yeni bir bulgu var mı bizimle paylaşacağın yeni bir gelişme? Dün en son yayınımızın ardından İzzet Bey ile çiftlik bölgesine gitmiştik. Onunla ilgili bir yayın bandı hazırladık İnci Hanım. Evet. Şu an için aslında bizim için önemli görebileceğimiz bir gelişme de OVTR'imizin içinde mevcut. Tamam zaten birazdan ona geçeceğim ama ona ilave etmek istediğim bir şey var mı diye sordum. Osman Bey sen biliyor muydun bu alttaki bölmeleri? Yok ablam hiç daha ben yayında Hasan Hoca'dan duydum. Tap tap vurunca. O diğer İzzet Bey'in söylediği diğer bölmelerden bahsediyorum. Onları hiç görmedim ben. Onları da hiç görmedin. O zaman hiç görmedim. Dün Mehmet gitti ve bütün buraları görüntüledi. O çekimleri birlikte izleyelim. Şimdi anne diyor ki oranın kazılmasını istiyorum. Bu kazılma kararını verecek olan... Biz istiyoruz. İstiyorsunuz. Bir izleyelim bakalım. Dün İzzet Bey Mehmet'e ne anlatmış çiftlikle ilgili? Hangi bulguları rastlamışlar görelim.
Dünkü yayınımızın ardından ekibimiz Döndü'nün kaybolduğu çiftliği kiralayan İzzet Doğan'la olay yerinde buluştu. Bahsedilen çiftliğin içindeyiz. İzzet Doğan, yani 27 yıldır burayı kiralayan kişiyle beraberiz bu sefer. Çünkü evveliyatını o biliyor. Önce hemen belirtelim, yayınımızda İzzet Bey aslında ailenin kaldığı yerin burası olduğunu düşünüyorlardı. Kapıdan hemen girince sağda olarak biliniyordu. Ancak kalınan yer karşısı. Karaçoban ailesi hemen merdivenin yanındaki tek odada kalıyorlardı. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz evde bir kuyu daha var. Üstü kapatılmış. Aslında kuyu değil, sığınak olarak kullanıldığı tabir edilen nokta. Bu çiftliğin dışında hemen duvarın dibinde de iki kuyu var. Aynı zamanda Hasan hocamızın fark ettiği ahırların olduğu noktada bir yankı sesi duymuştuk. Biraz önce bir daha denedik. Yine aynı yankıyı net bir şekilde duyduk. Şimdi İzzet Doğan'la beraber bu noktaları keşfedeceğiz. Ona birkaç sorumuz olacak. Sığınak nerede? 15 senedir betonarme olarak duran bir yer burası. Şimdi özellikle sizin belirttiğiniz yer, kaldıklarını düşündüğünüz yer burasıydı değil mi? Ben öyle biliyordum. Öyle düşünüyorum. Ben hatırlamıyorum çünkü 17 sene ben burayı biliyordum oturdukları yer. Çünkü sığınak burada sizin bildiğiniz. Sığınak bu, tabii burasıdır. Yerde beton var. Ancak o sığınağın girişi. Sonra döktüler. Burayı yaptırırken, bizim sahipleri yaptırırken burayı yapıldı. Şimdi ama 15 sene oldu değil mi? 15 sene kadar oldu yani. Kesin. Ama o sığınak olarak tabir edilen yerin girişini açık bırakmışlar. Ben söylediğim sığınak yer burası. Sizin o gösterdiğiniz yerden hiç haberim yok benim. Ahırın altında sığınak mı var? Bakın etrafında özellikle beton atılırken açık bırakılmış ufak bir giriş yeri var ama içine baktığımız zaman da içi dolu. Yani burası çok rahat bir şekilde girişinin belli olduğu ve bura kazıldığı zaman altının net olarak görülebileceği bir nokta. Siz bunu gördüğünüz zaman buraya bir insan girebilir miydi peki? İnsan girebilirdi. Ama bakın burası o kadar net ki. Sığınağı burasıdır yani. Esas sığınak yapılan yer burasıdır. Çiftlikte kaç kuyu var? Hemen sağ tarafta. Bakın daha çiftliğe varmadan kapı daha ileride. Hemen gelirken sağ tarafınızda kalıyor. Burada iki kuyu var. Şimdi İzzet Doğan'la beraber o kuyuları göstereceğiz sizlere. Bu ne kadar süredir bu kuyu burada İzzet Doğan? 70-80 yıllık galiba. Bunlara da hiçbir müdahale yapılmadı değil mi? Hayır, hiçbir müdahale yapılmadı. Şimdi baktığım zaman en az 2,5 metre vardır değil mi ablası? O dönem boş mu duruyordu peki? Boş duruyordu. Hayat hep kuruydu yani. Kuru olarak 2,5 metreli kuyu duruyordu. Şimdi bu üstünün açık olduğu kısım o zaman var mıydı? Çok hatırlaması güç hiç bir durum hatırlamıyorum, ama. Hiç hatırlamıyorum. Bizde mi kırıldı? Daha önce mi kırılmış? Çünkü belli bura bak sonradan kırılmış. Döndü. Kuyuda olabilir mi? Burada da bir şey var. Burada da herhalde. Burada da herhalde bir şey var. Şöyle. Şimdi buranın da üstü kapanmış ama en azından oranın daha önce mi kırıldı sonra mı kırıldı bilmiyoruz da buranın daha önceden açık olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bir insanın girebileceği bir nokta ortalama 2,5 metrelik bir yüksekliği var. Ancak dibinde toprak birikintisi fazla. İlaç kutularının, tarım ilaçları yapıldığı için kutuların atıldığı. Bakın. Şurada bir sedir, bir şeye sarılıp bırakılmış. Şimdi ikinci kuyunun bulunduğu alan da burası. Burada İzzet Beyler bir hayvan düşebilir. Başka biri yanlışlıkla düşebilir, takılabilir diye burayı kapatmışlar. Taşlarla kapatmışlar. Ve ortalama yine 2,5 metrelik bir yüksekliği olan diğer kuyuyla ortalama aralarında 3 metre bir mesafe var. Ve derinlikleri, yapıları da aynı şekilde. Biz çiftliğin içine baktığımız zaman tahmin ettiğimiz yerin dışında başka bir gizli oda diyelim, gizli oda bulduk ve diğer odadan hiçbir işlem yapılmadığını, Hasan hocamızın bulduğu noktayı İzzet abiyle baktığımız zaman oranın daha önce bilinmediğini ama hiçbir işlem, hiçbir beton atılmadığını gördük. Döndü Karaçoban'ın başına ne geldi? Şimdi sizin gittiğinizde fark ettiğiniz o alttaki bölme
işte o dönem koyunlarına baktıkları oda, onun altı boş. Ama onun dışında aynı çiftlik içerisinde, duvarlar içerisinde bambaşka bir alana gitti. Tabii. Gördü şimdi Mehmet İzzet Bey'in göstermesiyle. Orada bir iki odanın, birkaç odanın altında boşluklar var. İşte iki tane kuyu var. Bir de aynı zamanda dün yayından hatırladığım kadarıyla bir de kanalizasyonun boşaldığı bir başka kuyu daha var. Mehmet, şimdi bütün bunlar aslında bu gördüklerine biz bir kısmını özetleyebiliyoruz ama sende evet. Nasıl bir izlenim uyandırdı, nasıl değerlendireceksin? Seninle başlayalım bugün. Yani şöyle söylemek istiyorum İnce Hanım, orada İzzet Bey'in bile görmediği, Hasan Hocamızın fark ettiği bir kuyu olduğunu gördük ve bunun dışında başkaları da olabilir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda biz İzzet Bey'le görüştüğümüz zaman kapıyı sordum ona. Dedim ki buranın kapısı açık mıydı? Evet. Dedi ki buraya hiçbir zaman kilit vurulmadı. Hala da vurulmaz. Ben buraya geldiğimden beri 27 senedir hiçbir şekilde bu kapıya kilit vurmadım. Ki aile zaten, Karaçoban ailesi oraya girdiği zaman bunu fark etmedik bile dedi. Yani o kapıya hiçbir zaman kilit vurulmadığını söyleyebilirim. Kuyular için de belki de orada İzzet Bey'in bilmediği ama aynı noktada farklı kuyularda olabileceğini söyleyebilirim. Ki oradaki ahırdakini bizden duydu. Şimdi o kuyulara geçmeden bu kilit konusunu açtığın için önce bir onu sormak istiyorum. Çok yağmur yağdığı için bu çiftliğe gidip kendiliklerinden yerleşen bir aile var ve kısa bir süre kalacak. Çiftliği kiralayan İzzet Bey diyor ki ben 5-10 gün kaldıklarını zannediyorum. Yani öyle 3 ay falan kalmadılar orada, öyle bir şey yoktu diyor. Ama kendi içeride yaşam alanlarının orada kapı bile yok, bezi bile açık bırakan kişiler bu kısa süre için çiftliğin kapısına gitmiş, kilit mi yaptırmış? Osman Bey kim yaptırdı bu kilidi? Ablam tosba. Yeri var zaten. Yolu var tosba kilit. Öyle kilit yaptırmadı, tosba kilit. Ama hiç kilidi yoktu demiş Mehmet'e. Yani sen kilidi açamadın, anahtarı bulamadın. Kaparmazsa koyun çıkar gider izi. Koyun çıkar gider. Şimdi şöyle aslında. Yabanda durmuyor musunuz zaten yani? Koyun zaten açıkta. Yani o yağmur diye oraya sığmışsınız. Koca kapı kapanmazsa koyun İzzet Kivran'ın kapıyı batırır. Osman Bey kapıyı kilitledi. Yedek anahtarı da bulamadım. Yedek anahtarı da aynı ipteydi. İkisi de aynı şeydeydi dedin. Ama İzzet Bey orada anahtarlı bir kilit olmadığını söylüyor. Yani böyle kapıdan bir çekmeli, sürgülü bir şey olsa kapı. Ben şunu anlamadım. Yani Osman Bey sizin koyunlar çok mu akıllı? Normal kapıyı kapasanız açıp çıkabilecek mi de kilitliyorsunuz? Koyun için kilitliyorsanız. Öyle bir şey var mı? Pırasıya gider, pırasıya. Hayır, kapıyı kapadın yani, kilitlemeye ne gerek var? Koyun bu. İnsan açar kapıyı, koyun nereden açacak? Hocam akşam kapatmazsam olmaz, kırkız olayla, kırkız. Yabanda yani oraya sığmadan önce hırsız gelmiyor muydu? Nerede saklıyordunuz koyunları? Abi hocam köpekli için hırsız gelirse diye zaten. Yolda oldu mu bekliyoruz hocam. Osman Bey. O evet. Kapıda kilit yoktu diyor ya İzzet Bey sahibi. Yani siz oraya yerleştiğiniz evet. Dönemde o çiftliği kiralayan kişi İzzet Bey. Orada hiçbir zaman kilit olmadı diyor. Ama sen abla, anahtardan... Mehmet abiye göstereceğim. Mehmet abiye göstereceğim. Yayın bitti, Mehmet abiye göstereceğim. Sen anahtardan, yedek anahtardan bahsediyorsun. Bunları sen mi yaptırdın oraya o zaman gittiğinde? Ya, tosba anahtarı biz aldık geldik. Tosba zincirle bağlanıyor ablam. Zincirle. Şimdi ben Mehmet abiyi göstereceğim. Tamam göster de başkasının, birinin haberi olmadan bir çiftliğe önce kilidini de alıp her şeyini de alıp yağmur olunca apar topar abla, gidiyorsun ama bak hele, biz her hazırlığına gidiyoruz. 10 günlüğüne vardıydık, 10 günlüğüne yağmurun yüzünden. Evet. Yani yağmurun yüzünden 10 günlüğüne vardıydık. 2,5-3 ay oturduk. 2,5-3 ay. Ondan geri İzzet Kivran'ın böyle tarlayı süreceğim diyor ya, tarlalar... Bitti mi ya? Biz tarlada çiftlikten çıkmamız lazım. Yol dar. Bu tarafı darı, bu tarafı zep doldu mu koyun çıkmaz. Vallahi ben hala bu kilit hikayesini anlamadım. Hiçbir zaman kilit görmedim orada diyen bir yerin sahibi var. Hiç orada kilit olmadı, kilitlenmez diyor. İnşallah. Ama efendim Mehmet. Şimdi tamam, bir kapı var ve kilit yeri var. Evet. Şimdi Osman, bir saniye Osman Bey. Şimdi oraya bir çengelli kilit, bir zincir takabilirsiniz. Tamam. Ama İzzet Bey diyor ki hiçbir şekilde bu yoktu.
Şimdi Taner hocamızın da söylediği gibi düşünüldüğü zaman eğer koyunlar çıkmasa biz ilk çekim yaptığımız zaman İnci Hanım hani evet. O kapıyı göstermek adına birbirleriyle birleştirdik ve araya bir tane ip bağladık. Aynen ve kapı açıldı. Evet. Yani ben bunu söylemek istiyorum. Eğer oradan hayvanlar çıkmasını istemiyorsa bir ip bağlanıp o şekilde de tutulabilirdi aslında. Aynı şeyi söylüyoruz Mehmet zaten hepimiz. Evet. Ben Mehmet abiye göstereceğim ablam şimdi gelince. Çengelli Sadık dediği gibi çengelli gelin. Evet abi. Abla. Efendim Osman Bey. Ben Mehmet abiye şimdi yayınlıyorum. Tamam. Osman Bey mesele o değil. İzzet Bey diyor ki asla orada öyle anahtarlı bir kilit olmadı diyor. Sen ama orada var diye gittiğin yere dış kapıya kilit yaptırdığını söylüyorsun. Sonra da döndük açtı akşam bunu kırdım diyor. Yaptırmadık. Var deliği. Anahtarı, kilidi yani sen az önce anahtarı, kilidi var mıydı yani sen gittiğinde oraya? Ablam. Kimden aldın bu anahtarı? Zincirle bağlıyorsun, tosma anahtar var, vuruyorsun. O anahtar üstünde miydi yani sen gittiğinde çiftlikte? Yok. Neredeydi? Ablam biz anahtarı aldık mı götürmeyeceğiz mi evimize? Ya çiftlik başkasının çiftliği. Ben Mehmet abiye göstereceğim Mehmet abiye. Yok. Ben almadım kilidi dedin ya az önce. Başkasının çiftliğine gidiyorsun Yağmur vardı. O anahtar tosma kilitler olur ablam, tosma gibi. Asma kilidi kastediyor. Tamam ben de diyorum ki o kilidi sen götürdün oraya taktın o zaman diyorum. Nereye? Kapıya. Bu kilidi sen kendin aldın taktın diyorum o zaman. Onu biz koyun geldi 3-4 gün sonra aldık. Tamam onu söylüyorum. Hocam bu ablam koyun adam pırasını basar ya. Tamam Osman Bey tamam. Şimdi bu kuyular ve o bölge. Yani evet, hiç daha önce bunları görmedim diyorsun. 3 aydır. Hiç görmedim. Yayında gördüm, Hatan hocamdan gördüm tak tak vurduğundan. Eşilmesini de istiyoruz abla. Bu kazılması kararını biz de istiyoruz diyorlar ama. Şimdi önce bir orayı bir değerlendirin istiyorum. Hem olayı biliyorsunuz hem anlatılanlarla ilgili. Sonra da o kısmı konuşalım aslında. Yani o olayın anlatıldığı kadarıyla ne olduysa avlunun içinde oldu gibi geliyor bana. Yani benim hissiyatım o yönde. Yani tecrübelerim bana diyor ki o avlunun içinde oldu. O avlunun içinde olunca da muhtemeldir ki yakın çevrede bir yerde döndünün cesedi. Yani çok uzağa gittiğini düşünmüyorum. Oralarda olabilir veya o tarlada olabilir. Hani şimdi diyelim ki Adem'le Ramazan bunu aldılar. Bir sebeple belki döndü başına geleceği anladı sizi jandarmaya şikayet edeceğim dedi. Herhangi bir sebep olabilir. Faraza düşünüyoruz. Senaryo yazıyoruz. Öldürdüler. Gene de o Ramazan'la Adem'in o çizmelerini niye çıkardığını bu açıklamaz. Yani o çizmelerin orada bulunmuş olması ve kesinlikle döndüğe ait de o çizmeler denmesi her şeyin o avluda olduğunu gösteriyor. Çizmelerin orada olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani çizmeler oraya işte niye bırakıldı? Bırakıldı değildir. Yani sırtlarken bir yere atmak isterken ayağından düşmüştür. Boldur. Çorap yoktur ayağında. Düşmüştür. Yani başka türlü niye şimdi kaçacak insan çizmelerini çıkartıp tarladan kaçsın? Ya da kaçmaya ya da başka bir şeyden kaçmaya çalıştı. Çamura saplandı. Çizmeler kaldı. Sonradan alındı. Yan yana duruyordu diyorlar. Mesela döndü. Can Avlili. Bunların hepsi senaryo. Birisi döndü kovaladı. Korktu, döndü, ondan kaçmaya çalıştı gece Can Avli'yle. Orası çamurdu, yağmur yağmıştı. Battı çizmeleri. Sonra döndüğünün başına bir şey geldi. Ve o yani sizin dediğiniz gibi başka bir yere atıldı. Ve çizmeler de orada bulununca kenara kondu. Olabilir, bu da mümkün ama... Bu da olabilir. Bu da olabilir tabii. Yani şimdi o akşamla ilgili köpekler mevzu var ya, Osman Bey'in iki farklı anlatımı var. Mehmet onunla röportaj yaptığında diyor ki işte köpekler... Yani ya röportajda yayında tersini söylüyor. Birinde diyor ki köpekler bağlıydı o yüzden gitmedi. Diğerinde köpekler avluda rahat geziniyordu diyor. Hayır, şimdi zaten gece niye bağlasınlar ki? O köpek esas hırsız gelirdi diyor ya koyuna. Hı-hı. Hırsızı korumak için köpekler var değil mi? Yani dağda kurttan korur, normal köyde hırsızdan korur köpek. Şöyle düşün, niye bağlasın yani gece? Çiftliğin kapısını kilitlemişsin, içerideki köpekleri niye bağlarsın? Evet. Bu akıl zaten. Mantık işi midir? Yani bunun da aslında şunun için söylüyorum. Osman Bey iddia ettiğin gibi duvardan atlayıp Adem'e kaçtıysa koruma amaçlı köpeklerin Adem'in kokusunu duvar engellemez köpeğin koku almasını bildiğim kadarıyla. Duyar havlardı. Hiçbir havlama sesi, hiçbir hareket. Gördün mü sen o akşam? Köpeklerde mi abla? Evet. Ablam köpekler hep bir havlar.
Hay Allah, başka bir şey. Olgun davranıyorsun. Köpekler havlar. O kadarını biliyorum. Osman Bey de kapının önüne gelen ve rahatsızlık duyup hani oradan dışarıda herkese saldırırdı Boca. Diye. Başka bir alışkın adama köpek hiçbir şey yapmaz. Bağlı mıydı köpek? Osman bağlı mıydı? İki sefer gör. Gelip ısırmaz. O Mehmet abigile hiç hücum etmiyor. İlk günler ediyorlardı. Şimdi benim köpekler Mehmet abigile hiç hücum etmiyor. Bağlı mıydı köpekler? Bir daha düşünsene. Bizim mi hocam? Evet. Hocam köpekler bağlı mıydı? Bağsız mıydı? Orasını tam yine diyeceğimi demeyeyim. Ama benim köpeklerim bir adamı iki sefer görsün. Üçüncü sefer aynı onlar. Yani köpeklerin bağlı olup ekmek yediğine kadar detaylı anlattı daha önce Osman Bey bize. Onu da söyleyelim. Bağlıydı. Şimdi kaç tane Mehmet kaç kuyu gördün tam olarak? Yani bir tane bu çekimlerde iki tane kuyu gösterdim duvarların dışında. Bir de kanalizasyon kuyusundan bahsediliyor ama. Şimdi orada sanırım hala bakılamayan noktalar da var anladığım kadarıyla bu çiftlikte. Çiftlik hayli geniş bir nokta. Biz orada geçerken aynı Hasan Hocam gibi sürekli böyle yere vurup bir yankı var mı diye bakıyorduk. Düşünün 27 yıllık çiftlik sahibi dahi bizim bulduğumuz kuyuyu yeni fark ediyor. Ve sonrasında sorduk ona hani burada farklı kuyular var mı? Daha önce yapım sırasında olan veya inşaat sonrasında 15 yıl önce yapılmış bir inşaat var sonuçta. Burada herhangi bir kapatılan bir nokta var mı diye hani varsa da bilmiyorum dedi. Ama o çiftliğin girişinde sağ tarafta içeride birbirine bağlantılı ya da bağımsız kuyuların olduğunu düşünüyoruz İnci Hanım. Peki Karaçoban ailesi oradan çıktıktan sonra o sene orada başka birileri kalmış mı? Kaldı. Hı. Kim Cumali kaldı? Vardı ablam, Cumali. Evet, onlar kaldı. Cumali Şenbaş kaldı, Cumali Şenbaş. Yani onlar ne kadar kaldı? Sürekli onlar mı kaldı ondan sonra orada? Ablam, biraz da deme. Şimdi onlar daha, bu Mayıs, Nisan, Haziran'da geldiler. Kış var, yağmur başlamaya tuttu mu onlar bağlar başı köyünden oraya giderler. Peki siz bu çiftlikten çıktıktan sonra nereye gittiniz Osman Bey? Ablam biz nereye gittik? Huzurkent'e gittik. İzzet Bey hep onları tarlada görürdüm dediği yer neresi? İşte anneni babanı. Ama şimdi bak aynı yerdeyiz bak. Çiftliğin tam kanal başındayız. Hasan Hocam bir de. Yani dün İzzet Bey'in anlattığı ben hani görüyordum döndüğü soruyordum ablam, dediği yer burası. Şimdi gene görür. Peki Hasan Bey bu kuyularla ilgili bir şey söylüyordunuz az önce söylediğiniz. Yani böyle. Şunu söyleyeyim 18 sene sonra gerçekten hani emniyetin ve savcılığın bakış açısı 2018'ine kadar kızın biriyle birlikte kaçtığı yönünde olduğu için cinayet ihtimali de değerlendirilmediği için yani hiçbir şekilde orada bir olay yeri inceleme ve keşif ve delil değerlendirmesi yapılmamış. Çiftliğin içerisinde de doğru düzgün hiçbir inceleme burada olabilir mi gibisinden yumuşak toprak yani kaçtığı dönemden bahsediyorum. Yani koku köpekleriyle vesaire hiçbir araştırma yapılmamış. Şimdi neticede orada bir gizli bölme tespit edildi, keşfedildi. Yani Mehmet'in çalışmaları bizim oraya gitmemizle Osman'ın göstermesiyle bir sürü kuyu bulundu, bir sürü odacık ve oda bulundu. Belki daha da var diyor şimdi, Mehmet yani ona müsait bir arazi. Belki de Osmanlıların yattığı yerin altında da bir kuyu var. Bilemeyiz netice itibariyle burası enteresan bir yer, enteresan bir çiftlik ve her tarafından gizli odaların çıktığı bir yer. Osman'ın ahırın altındaki bu gizli odayı hissetmemiş olmasını ben hayatın olağan akışına aykırı buldum. Şimdi bunların artık açılması gerekmez mi İnci Hanım? Şimdi biz ben bir avukat olarak biz değiliz. Bunu... Ben bir avukat olarak buna ilişkin bilgilerin tamamını savcılıkta paylaştım. Tamam. Emniyette paylaştım. Ben o gün açmasını bilirdim o kuyuyu. Ben o gün oradayken o kuyuyu hadi kazma kürek getir Mehmet bir açalım bakalım deyip açabilirdim. Ama bir soruşturma devam ettiği yok, için. Yok böyle olmaz. Biz zaten dakika, burada da her şeyi tam bütün dosyalarımıza paylaşmıyoruz. Bir soruşturma devam ettiği için biz o soruşturmanın yayınımızı yapıyoruz çünkü. O soruşturmanın geri ayrı şüpheli bir durum yoktu. Orada bir hani bir ceset değildi. Bir kapa- çiftlik sahibi kendi toprağı açabilir. Onu anlıyorum. İzin de vermişti ama evet. Biz soruşturmanın devamı noktasında tabii ki soruşturma savcısının bütün bilgileri paylaşarak onun bir şekilde açmasını ve buradaki delilleri en azından toplamış. Çünkü biz oraya bir bekçi koyduk. Evet. Ne olur şimdi ne olmaz diye. Zaten... Çünkü biz orada önemli bir delilin olduğunu düşünüyoruz. Bu delil kaybolursa
18 yıl sonundaki emek de heba olur. Bunu cinayet büroya bağlı araştıran özel ekip değerlendiriyordur. Biz sadece bu dosya için değil, bütün dosyalar için aslında belli yerlerde hep duruyoruz. Çünkü biz yayınımızı yapıyoruz. Sonrası yargının işi, kolluk kuvvetlerinin işi. O alana asla girip saygısızlık da etmek istemiyoruz. Bozmak da istemiyoruz o süreci. Kesinlikle. Bunu da söylemek istiyorum buradan bir kez daha. Osman Beyler çiftlikten ayrıldıktan sonra ama hala o da enteresan. Yani İzzet Bey diyor ki 3 ay kalmadılar bu çiftlikte diyor. Yani ben 5-10 gün kaldıklarını biliyorum diyor ama 3 ay kaldık diyor Osman Bey. Onlardan sonra çiftlikte oturan Cumali Bey hatta ama Cumali Bey söz vermeden buyurun. Nasıl bir tesadüftür ki ömürleri boyunca bir tek kere kısa bir süre bir yerde kalmışlar ve orada kız kardeşleri kaybolmuş. Ve kız kardeş aslında anlatılanlar o ki o kişilere zaten 2 yıldır görüşüyormuş. Tabii. O kişiler zaten 2 yıldır o eve akşam sabah gelip gidiyormuş. O avluda o çiftlikte bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Cumali Bey merhaba. Merhaba İnce Hanım. Nasılsınız? Çok şükür, sizi sormalı. Sağ olunuz. Önce çiftliği sormadan önce şunu soracağım. Döndü Kara Çoban'ın kaybı konusuyla ilgili. Ne duydunuz daha önce? Neler biliyorsunuz? İnce Hanım, şimdi biz bu adamlarla... Evet. Aşağı yukarı, yani bu kaybolmadan önceleri biz onlarla 20 gün, 1 ay bir komşuluğumuz oluyordu yani. Evet. Yalnız biz o çiftlikte 6-7 yıl kaldık yani. Her yıl 3 ay, 2 ay öyle kaldık. Evet. Bu İzzet Doğan kibremiz olduğu için gelip kalıyorduk orada. Onları da iyi tanıyorum yani Osmangili'de. Yani bu süre içinde her sene onlarla karşılaşıyor muydunuz bu 6-7 yıl? Evet, karşılaşıyorduk. Biz peki, buraya köyümüze taşındıktan sonra böyle kışa doğru onlar oraya gelmiş oturmuşlar. Yağmur çok yağdı o sene. Evet. Orada aşağı yukarı bir 2 ay falan kaldılar. Evet. Ondan sonra zaten ondan sonra bırakmazlar orada, duramazlar yani. Hayvanlar sebzelere zarar verdiği için yollar, yani çiftliğe girip çıkan yol. Hı hı. Adamlar durdurmaz yani orada. Siz o zaman Cumali Bey aslında döndüğü de tanıyorsunuz yani çocukluğundan itibaren. Ya doğumunu bilmiyorum da ben... İşte o kaybolmadan 3-5 sene önce görüyorduk yani. Kayboluşuyla ilgili ne duydunuz o zaman? Ya şimdi benim bir oğlum var o zaman, bekar İnce Hanım. Evet. Bu Adem denen beyefendiyle de nasıl beyefendiyse. Hı. Şimdi bu Adem Bey'i ben de görüyordum yani. Gelip gidiyordu evlerine. Bu kız kaybolduktan sonra gelmişler, ben evde yoktum. Ben bağıma çalışmaya gitmiştim. Evet. Gelmişler. Acaba Cumali'nin oğlu mu kaçırdı bu kızı diye. Kim gelmiş? Rol icabı. Benim burayı da bir yoklamışlar yani. Kim gelmiş senin evine Cumali Bey o zaman? Bu Adem'le işte o Ramazan denen arkadaş. Adem'le Ramazan senin evine gelip oğlu mu kaçırdı diye baktı. Yanlarında kim varmış? İşte Osman da varmış yanlarında. Yani ben anlamıyorum, Osman Bey bu kadar eminse Ramazan ve Adem'le kaçtığından niye başka insanların evinde Osman Bey gidip arıyorsunuz kız kardeşinizi o zaman? Osman Bey? Ne yapalım? Bu kadar eminsin. Adem ve Ramazan kaçırdı. Ben gitmedim. Onlar var ya bu şey, beni onlar bağlar başına başka bir şey için götürükler. Bir davar koyun diye bağlar başı Cumali oğlak satıyor, geçi satıyor diye. O önceki zamandı. Olur mu? Cumali Bey diyor ki benim oğlum mu kaçırdı diye Osman'la birlikte evimi aramaya geldiler diyor. Ablam bunlar kuzu sordu. Kuzu satlık mı dedi. Allah aşkına, kuzu satlıkla kız mı kaçtığı herhalde ayırabilecek durumda. Cumali Bey kuzu için ondan mi geldi Osman Bey? Ondan başı Cumali'ye mi kaçtı diyorlar. Osman'ın kendi gelmemiş kendileri de. Kendileri. Şimdi o Adem'le Ramazan gelmişler yani. Osman'ın bacısı kaçtı. Senin oğlan mı kaçırdı diye öyle gelmişler yani. Az önce Osman da geldi dedin ya, Cumali Osman Bey. Osman da gelmişti. Osman Bey az önce Cumali Bey Osman da geldi dediniz ama. Peki sonra döndü kaybolduktan sonra geldiler senin evine baktılar. Senin oğlunla bir ilgisi yok, anlaşıldı. Hiç döndüğü gören, bilen, duydun mu bir şey dedikodular olarak, ne duydun köyde? Yok, hiçbir şey duymadım vallahi. Peki. Cumali Bey... Evin altında kuyular var, şeyler, odalar var, kuyular var etrafta. Kaç kuyu var orada? İnce Hanım, benim orada gördüğüm
iki tane çok affedersin tuvalet kuyusu var yani. Evet. Onlar da zaten yıllar önce kullanılmamış bir şey yani. Orada siz... 20 yıldır insan oturmuyordu. Yenile oraya bir oda ev yapmışlar. Oraya işçi gelmiş, işçilerin yatıp kalması için. Peki bu koyunların olduğu alan altında bir mahzen boşluk var ya, orada bir beton var. O beton ne zaman yapıldı? İnce bir beton, kırılmış biraz. Vallahi ben o betonu hiç görmedim. Benim hayvanlarım da girdi çıktı oraya. Sen yani oraya beton dökmedin mi hiç? Töbe ya, töbe estağfurullah ya. Sen 6-7 sene orada kaldım. Sonra evet. Çıktım. Benden sonra çıktıktan sonra yağmur olunca Osmanlılar oraya geldi dedin bize Cumali Bey. Evet. Peki ve çıkarken sen o koyunların olduğu yer beton değil, topraktı yani diyorsun, öyle mi? Topraktı, içinde ufak taşlar vardı yani böyle. Peki Osman Beyler çiftlikten çıktıktan sonra tekrar siz oraya geldiniz. Evet. Beton dökmediğine göre geldiğinde orası nasıl betonlandı? Bakın bak, pardon şimdi İnce Hanım. O Osmangil'den sonra biz oturmadık orada. Cumali oturdu benden sonra dedi ya Osman. Kim oturdu sizden sonra? Ya. Az önce Osman Bey öyle dedi. Güzgünle ablam, Güzgünle. Başka biri mi oturdu Osman Bey? Ablam şimdi bu adam darı zamanı geliyor. Ya darıyı, darı ekini zamanı bıraktı. Bak şimdi Osman Bey, bir saattir konuşuyoruz. Sen dedin ki Cumali Bey benden sonra oturdu. Cumali Bey telefonda. İlk duyduğunda desene ki bu Cumali değil, Güzgünlü oturdu benden sonra diye. Benden sonra mı? Güzgünle oturdu, Güzgünle. Kışgünle değil. Az önce Güzgünle. Cumali dedi. Değil mi? Şimdi bambaşka evet. Bir şey söylüyor. Cumali, Cumali. Cumali Bey diyor ki biz oturmadık onlardan sonra. Güzün oturdu. Güzün oturdu. Sonbaharda oturmuşlar onlar. Tamam işte Güzün. Cumali Bey. Evet. Siz oturmuşsunuz işte. Hayır İnce Hanım. O çiftlikten 500 metre aşağıda bir akarsu var, tulumba. Biz orada oturduk 3-4 sene. Peki Cumali Bey, bu çiftlikte Osman Beyler çıktıktan sonra kim kaldı? O betonu yapabilecek başka biri var mı o arada? Bilginiz var mı bununla ilgili? Hayır, hiç kimse oturduğunu görmedim de duymadım da. Kimse oturmadı diyor. İzzet Bey de diyor ki o tarafa hiçbir biz işlem yapmadık. Sadece girişte bugün Mehmet'in çekip bize gösterdiği o alan var. O alana biz işlemler yaptırdık. Bütün bunlar şüphesiz bu dosyayı inceleyenler tarafından değerlendirecektir. Bambaşka şeyler dedi. Var mı Cumali Bey'e sorunuz? İnce Hanım şimdi zaten İzzet Bey'in kendi o çiftliğin içine bile girmezdi ki. Tamam. Cumali Bey çok teşekkür ediyorum. Mehmet, Cumali Bey'le bir detaylı tekrar konuşalım. Orada daha sonrasında kimse kalmadıysa bu beton o zaman oraya Cumali Bey 6-7 yıl oradayım diyor. Ben de betonlama yapmadım diyorsa o koyun olduğu yerdeki o küçük alanı, o ince 4-5 santimlik betonu kim yaptı? Burada hep aklıma şu geliyor. Betonun kalınlığı ile ilgili hocam burada bir beton var aşınmış kırılmış dediğinde burada abi Bayram'ın direkt 4-5 santimlik bir beton demesi geliyor. Evet, tabii. Bunu çok vallahi net biçimde hatırlaması. Oysa tabii. Çiftlikte kalan insanların diğerlerinin hiçbirinin bundan haberi yok. Bayram'da çiftlikte kalmıyor. Bayram'da çiftlikte kalmıyor üstelik. Farkındaysanız bakın beton kalkmış yani bayağı. Ama işte Cumali orada kalmadım diyor. İzzet ben beton dökmedim diyor. Yani orası bir beton dökülecek bir alan Cumali da değil. Cumali Bey daha önce kalmış ama o dönemde ben betonlama yapmadım oraya. Yani diyor. Orası beton dökülecek en son yer, öyle söyleyeyim. Yani avlunun önüne, evin önüne yaparsın işte girişteki, soldaki, sağdaki evin. Ama bu ahırın içine yapmazsın canım, zaten pis. Buraya betonlamazsın. Çiftliği kiralayan yapmamış betonlamayı. Ya, çiftlikte yani. 7 sene kalan Cumali Bey ben yapmadım betonlamayı diyor. Kim yaptı bu betonlamayı? Değil gidip mi? Çiftliğin bir tane küçük köşe noktasına koyunların olduğu yere kim? Yani betonu ziyan etmek istiyorsan ve koyunlara zarar vermek istiyorsan betonlarsın. Öbür türlü betonlama. Yani bu zarar, oraya beton dökmek hem koyuna zarar hem maliyet, boşuna maliyet. Niye dökersin ahıra? Çünkü zaten pislenecek. Cumali Bey çok teşekkür ediyorum. Bu döndü Karaçoban konusuna devam edeceğiz. Diğer konuklarıma da çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler biliyorsunuz 20 Nisan'dan bu yana kayıp olan İbrahim Ay'ı arıyoruz. Kaç dakika var reklam arkadaşlar? Hatırlatmasını girebilecek vaktimiz var mı? Yok herhalde. Tamam. Murat Sönmez çok önemli röportajlar yaptı ve çok önemli bulgulara rastladı. Yani İbrahim'in kaybolduğu gün
O köyde ne yaşandı birazcık daha net görmeye başlayacağız ve aslında başka bir yerlere de bakmaya başlayacağız. Çünkü bugüne kadar bize Şerife Hanım ve Fatma Hanım'ın, yani İbrahim'i en son gördüğünü söyleyen çocuğun anne ve anneannesinin anlattıklarındaki tutarsızlıklar dikkatimizi çekmişti. Ama görünen o ki o gün orada yaşananlar ve o gün orada olanlar sadece o ikisi değil. Reklamlardan sonra buradayız. Tam bir ay oldu. Koskoca bir ay ve İbrahim Ay'dan hiçbir iz yok sevgili seyirciler. 5 yaşında bir çocuk, özel bir çocuk, otizmli bir çocuk. Anne Şükran Ay perişan, aile perişan. Canlı yayında Murat Sönmez'in yanında anne Şükran Ay ve yenge. Hoş geldiniz diyelim onlara. Ve bugün Murat'ın ulaştığı yeni bir takım bu. Hoş geldiniz. Şükran'cığım. Efendim? Yani her yayın zor bu hikayelerde ama ben seninle konuşurken cidden çok zorlanıyorum ya. Hani sana böyle ne desem de içini biraz ferahlatsam diye gerçekten düşünüyorum, bir cümle bulamıyorum gelirken. Allah razı olsun. Teşekkür ederim İnce abla. İnşallah bu konu çözülsün de en azından İnşallah. Evladının başına ne geldiyse onu bilelim ve için öyle biraz ferahlatsın istiyorum yani. Şu bir an önce hallolsun istiyorum. Doğru söylüyorsun İnce abla. Bir de buraya geçmeden önce çok önemli röportajları var Murat'ın ama seyircilerimize bir çağrı yapmak istiyorum. İsmail'i güven altında tutabilmek için bileklikler var. Hani çocuk belli bir alandan uzaklaştığında. Aradığımız İbrahim'in, kayıp otizmli İbrahim'in ikizi İsmail var. O da 5 yaşında. Onun başına da benzer bir şey gelmesin diye. Bu konuda Ay ailesine destek olmak isterseniz biz size aracılık edeceğiz. Çocuğun kaybolmasını engelleyecek bir bileklik alalım diye. Hatta vazgeçiyorum ya. Ben alacağım o bilekliği, sana kendim göndereceğim. Murat sen onu oradan çözer misin rica etsem? Tamam. Tabii ki. Öyle yapalım. Öyle yapalım, hızlandıralım, hiç buna vakit kaybetmeyelim. Seyircilerimize destek olmak isterlerse bu konuyu da başka biçimde desteklerini aileye sunabilirler. Tamam. Geçelim röportajlarımıza. Şimdi olay günü bölgede olan bir kişi var. Komşulardan biri Sebahattin Bey. Sebahattin Bey kim? Bize Şerife Hanım olay yerini anlattığında dedi ki buradan da işte Sebahattin Bey yol çalışması yapıyor. O da o tarafa da gitmiş olabilir. Eğer dediği gibi olsaydı Sebahattin Bey o gün İbrahim'i görmüş olacaktı. Murat Sebahattin Bey ile konuştu. Bakın röportajı ne olur dikkatlice izleyin. Siz de hocalarım. Sebahattin Bey bambaşka bir şeyler daha anlattı Murat'a. Hiç bugüne kadar duymadığımız detaylar var bu röportajda. Beş yaşındaki İbrahim Ay'ın kaybolduğu gün İbrahim'in geçtiği iddia edilen bölgede çalışma yapan Sebahattin Bey olay gününü anlattı. Vallahi biz bugün çocuğundan ikimiz bazı araziye giden yolun bazı yerleri çok oldu. Onlara taş doldu, toprak kazıydık, dolduruyduk. Saat 12.30 gibi. Kasım aradı beni. Dedi amca çocuk yok dedi. Çocuğu kayıp dedi. Çocuğu aramaya başlar mısın, arayar mısın falan dedi. Ben dedim çocuk nereye gidecek, bu zamana kadar bir yere gitmeydi Kasım dedim. Emce dedi kayıp çocuk, bulamıyor çocuğu dedi. Öyle deyince ben eve geldim. Evde Allah bilir öğlen yemeği yiyeceğim. Baktım çocuklar üçü gidiyorlar. Benim oğlan çocuğuyla çocuğun kardeşlerinin ikisi. Çocukların peşine ben düştüm. Çocukları ileri geçtim. Çocukları ormana yukarı oğlum şu çukurlara bakın dedim. Buradan yukarı. Yukarı Hikmet'in koyunun yanına çıktım. Hanım orada koyun gidiyor. Kimler vardı o esnada Şerife'nin yanında? Vallahi orada ben kimseyi görmedim. Bir şey vardı, Kara Fatma diye birisi varmış. Onu da çocuk görmüş. Ormanda çalışasıydı bu dedi. Fatma Hanım, Şerife Hanım'ın annesi. Evet. Şerife Hanım. Başka kimse var mıydı yanlarında? Orada bir iki tane olan çocuğu vardı. Bir katırla. Bu katır kimin dedim. Adile gelin katır dediler. Kimin katır dedi? Adile gelin katır dedi çocuklar. Katır hani olan çocukların babasının katır olmadığını bilin, eşek almış falan diye duydum da katır da ondan sordum. Benim ona şeyim yok. Bu Fatma Karadır, Sebahattin Keçi'yle ben dargunum. Onun için ben ormana doğru gittim diye. Benden ne dargun olacak? Param ne makasın ne benden dargun dedim. Köpekler İbrahim'i ısırır dedim. Peki siz saat kaç gibi gittiniz Şerife Hanım'ın yanına? Öğlen ezanı okunduktan sonra gittik. Öğlen ezanı kapının önündeyken okundu. Benim kapının önüne indim, öğlen ezanı okundu. Hatta öğlen namazını bile kılamadım bugün. Peki siz gittiğinizde o anda ne yapıyorlardı? Vallahi benim çıktığımda Şerife orada
Hataşehir'den de uğraşıyordu, Çalıkırı'ydı yani. Ben onu gördüm. Bir de köpekle yukarıdan ormandan aşağı indi. Kızım dedim, köpekleri tut, çocukları sürü köpekleri dedim. Köpeği tut dedim. Bu şeyde ilkinki köpekler, babalar, kayınpederin köpekleri çocuklara sarmaz ama bu gölbaç köpek, daha bakarsın dedim. Köpeği tut, köpeği tuttu, urgandan bağla duraya. Kaç yani, köpek vardı? 3 tane. Birisi zaten yazın göl verdiğini götürdü, büyüttüler. Daha kangal bozması gibi bir şey yani. Daha sonra oradan ayrılıp çocuğu aramaya devam ettiniz. Oradan çocuklara siz geri dönün dedim. Ben bu yanki derenin, onun gittiği yolun bu tarafından yukarıda bir yol gidiyor. Acaba bu yandan yukarı mı, onun çocuğu yukarı geçti dedi ya çocuklara. Evet. Ben o yandan yukarı, acaba yukarı, bu yanki yoldan yukarı mı çıktı yukarıya, yukarı gibi gelse benim yanıma gelecek çocuk. Benim yanıma gelmedi gibi iki yolun şaşkınlığından sapacak yukarı. Acaba buradan mı saptı diye öyle yukarı çıktım. Peki çocuk o istikamette devam etse seninle karşılaşmış olacak değil mi? Karşılaşmış olacak. Benim yanıma gelecek çocuk. Direktmen yolu takip etti miydi? Çocuk direktmen benim yanıma çıkacak. Siz çocuğu görmediğinize göre ve bu yoldan gittiğini de doğru kabul edecek olursak sağa doğru çıkarsa Şerifelerin yanına gitmiş oluyor değil mi? Şerifelerin yanına gitmiş oluyor. Bir de Şerifelerin bu tarafından yol çıkıyor yukarı. Yukarı arazilere. Bir de bu yanki yol ihtimali var yani. Tabii Şerifelerin şeysini çekme yani Şerife'nin oyunun peşinden geri ileri geçince bir de yukarı ormana yukarı bir yoltağa sapıyor. Ot isimli İbrahim Ay'ın başına ne geldi? Şimdi Sebahattin Bey çok önemli şeyler söylüyor. En sondan gidelim, oradan geçmiş olsa bahsedilen yerde ben onu görecektim diyor. Ama orada çalışıyormuş ve görmemiş. Sebahattin Bey'in bu söylediği önemli. Birazdan telefonda da olacak. Kendisiyle de konuşacağız. Diğer taraftan bugüne kadar Şerife Hanım bize yanında annesi ve çocuğu dışında kimsenin olduğundan bahsetmedi. Fatma Hanım da bahsetmedi. Ve orada iki oğlan diyor, iki erkekten bahsediyor. Kaç yaşında bunlar soracağız şimdi. Tanıyor mu onları diye. Bir Sebahattin Bey hatta mısınız? Evet. Merhabalar. Siz merhaba. Şimdi bu Fatma Hanım ve Şerife Hanım'ın yanında iki erkek çocuk gördüğünüzü söylüyorsunuz. Kaç evet. yaşlarındaydı bu kişiler? Vallahi çocuklar birisi 14, birisi 15 bu yaşlarda. Çocukların yaşının kaç olduğunu bilmeyin de ben öyle tahmin edeyim yani. Bu çocukları tanıyor musunuz siz? Evet, Şerife Hanım'ın kız kardeşinin çocukları. Kız kardeşinin çocukları. Evet. Şerife Hanım hiç bunlardan bize bahsetmedi daha önce. Yanında olduğunu o gün söylemedi hiç. Vallahi bilmem, belki aklına gelmemiş olabilir, bilmem de. Peki oraya niye gelmişler? Kayıp sonraki gittiğinizde yine orada var mıydı onlar? Yani ben oraya çıktığımda oradalardı. Hatta katil onlara ait olmadığını bileyim. Katil kimin diye sordum. Kendim katil dediler. Kocası ölmüş bir de uymadı. Ses biraz Sebahattin Bey kötü geliyor. Bir saat tekrar bağlayalım onu. Bir katır var. Saat şimdi 12.30'da haber alıyor ve ezan okunurken gittim diyor. Öğlen ezanı da o günlerde 12.34'te okunuyor. Aslında haberi alır almaz Şerife Hanım'ın olduğu yere doğru gitmiş. Bakmaya hı-hı. gitmiş Sebahattin Bey ve orada diyor bir katır var. İki tane genç çocuk var ve aynı zamanda da köpeklerle ilgili çok önemli bilgi var. Evet. Köpekler çocuğu ısırır diyor. Bu köpek ısırır diyor. Bu köpek ısırır. Normalde yani ısırmaz ama tarif bir tanesi ettiği için söylüyor. Şerife Hanım'ın yanındaki o köpeğin ısıracağını söylüyor. Hatta tut dedim diyor çocuklar. Şimdi Şerife Hanım da dedi ki annem en geç 12 gibi geldi yanıma. 12 hı-hı. gibi geldi yanıma. Kurt gördüm dedi, eşek kadar kurt gördüm dedi. Şimdi iki ayrı şey, köpekler sürünün içinden kaçarak gitti dedi bir tanesinde hı-hı. öyle anlattı. Sonra köpekler gitti kurdun peşine kokuyu alınca ne kadar süre sonra geldi dedi. Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. 12 anneyle çay içti. Bir buçuk saat geçse zaten Sebahattin Bey 12.34'te gittiğinde köpekler orada. Tabii. Ve dolaşıyor. Yani böyle bir kurdun peşine gitmiş bir buçuk saat sonra gelmiş durumu yok. Hı-hı. Ve bahsettiği saatte Şerife Hanım yalnız değil. Yanında iki tane genç çocuk daha var. Bir de katır var. Katırın bu katır neyin nesi? Evet. Murat. Şimdi aslında Murat'ın yaptığı ikinci röportajı da paylaştıktan sonra Murat'a bir söz vermek istiyorum ben. Hiç orayı bölmeyelim. Murat bir de çocuklarla da konuştu. Ailelerin izniyle beraber çocuklara anlatmak istediklerimiz var deyince Şerife Hanım bugün giden çocuklarla konuştu Murat. Bir o röportajı da izleyelim. Sonra bu katır, o diğer görülen kişiler onlarla ilgili Murat'ın ulaştığı bilgileri de paylaşacağız.
Ekibimiz İbrahim'in kaybolduğu gün hakkında ailenin akrabası Yiğit K ve İbrahim'in ablası Büşra A ile görüştü. Yiğit, sen İbrahim'in kaybolduğu gün neredeydin? Nasıl öğrendin İbrahim'in kaybolduğunu? Annem köye geldiydim ders çalışmaya. Annemle Şükran ablam gelmiş oradan. Annem İbrahim kayboldu dedi. Ben de öteye doğru gittim. Arka sokaktan doğru İbrahim'i gezmeye gittim. Halamla sonra aşağı yola doğru girdim. Oradan derelere falan baktım. Emrah abim vardı. Derelerden yukarı çıktık. Suyun içine falan baktık. Oradan köye geldik. Yukarıda çocuk gibi bir kımıldıyor dedi de çıktım oraya baktım. Paşetmiş. Yanına Büşra'yı da alarak Şerife teyzelerin yanına gittin mi? Gittim. Barış da vardı yanımızda. Kim vardı Şerife teyzelerin yanına giderken? Çahır İngel. Sonra orada Aysu ablam. İki tane oğlan, bir de Kara Fatma diye birisi vardı. Ormanda çalı ediyordu. Peki başka kim vardı orada? Başka kimse yoktu. Peki yanında hayvanlardan ne vardı? Katır, eşek, koyun. Katır, Şerife teyzenlerin katırı mı? Aa. İlk defa mı gördün orada? Hı hı. Rengi neydi? Kuyruğu siyah, kahverengiye benziyordu. Peki eşeklerin rengi nasıldı? Sarı, aman beyaz, az kapalı, kapalı beyaz. Peki sen gittiğinde tam ne yapıyorlardı? Orada bekliyordu. Sonra öte taraftan çocuk sesi geldi dedi. Oraya doğru gittik, sonra yoktu. Biz de oradan doğru tarlaya bakarak geri köye indik. Kim söyledi öte taraftan çocuk sesi geliyor diye? Çakır İngem'den Kara Fatma. Çocuk sesi geliyor. Gidin o tarafa doğru mu dedi size? Aha. Büşra, sen İbrahim kaybolduktan sonra İbrahim'i aramaya kiminle beraber çıktın? Yiğit abim ile Barış'la çıktım. Nereye gittiniz? Çakır yengeye sormaya gitmiştik. Peki Çakır yengenin yanına gittiğin zaman kim vardı orada? Aysa abla vardı. Çakır yenge vardı. Annesi vardı. İki tane oğlan vardı. 3-4 tane eşek vardı. Bir tane de katır vardı. Katının rengi neydi? Göğüs kahverengi, kuyruğu da siyahtı. Bize yön gösterdi. Peki sen gittiğin zaman Çakır yengene ne sordun? Çakır yenge, kardeşimi gördüm dedim. Kardeşim kayboldu dedim. Tamam, o ne söyledi? O orada bir yerlerde ses geliyor kızım dedi. Barış'la Yiğit abim hepimiz gittik o tarafa. Çakır yengenin kızı Aylin'den hiç duydun mu İbrahim'e gittiği yönünü? Size söyledi mi? Evet. Söyledim. Ne dedi size? Bu taraftan evimizin önünden gitti kardeşin dedi. Size bir yön gösterdi. Orada ses geliyor. Çocuk sesi geliyor. Gidin bakın dedi. Siz de o yöne mi gittiniz? Evet. Daha sonra geri gelmediniz değil mi? Geri gelmedik. Bulamayınca eve gittik. Otizmli İbrahim ayın başına ne geldi? Bir kez daha söylemek istiyorum. Çocuklarla bu röportajı aileler özellikle de istedi. Onlarla da konuşun diye ve onların izniyle yayınlıyoruz. Ve çocuklar çok önemli şeyler söylüyor. Ama özellikle İbrahim'i aramaya gittiklerinde Şerife Hanım'ın onları yönlendirdiğini söylemeleri çok enteresan. Hani o tarafta kurt varsa gidin bu tarafa bakın demiş. Tabii çocukları direkt kurdun üstüne gönderiyor. Bir de çocuk sesi geldi diye yönlendiriyor. Çocuk geldi o tarafta. Yani hani İbrahim buraya gelmedi demiyor. Bize şey çok net hiç İbrahim'i görmediğini söylüyor. Uzaklaştırılıyor muydu? Çocuklar oradan uzaklaştırıldı. Murat'a bunu sorarak bir başlamak istiyorum. Çocukların gösterdiği yön. Murat çok önemli şeyler anlatmış çocuklar. Yani Şerife Hanım onları nereye gösterip göndermiş tam olarak? Aslında ilk şunu söyleyelim. Çocuklar bu bilgiyi ilk defa paylaştılar. Evet. Daha önce bu bilgiyi paylaşmamışlardı. İlk defa paylaştılar. Bu bilgiyle birlikte adeta Şerife Hanım'ın anlattıkları bir anda silinmiş oldu. Zaten çelişkili ifadeleri vardı. Çocukları yönlendirdiği nokta aslında kurdu söylediği de nokta. Yani kurdu gördüğüm dediği, günlerce yayında belirtmiş olduğu yöne doğru çocukları gönderiyor. Yani kurtların olduğu bölgeye bir nevi çocukları oraya doğru yönlendiriyor. Kendisi ya da orada bulunan daha büyük kişiler gidip bakmak yerine çocukları özellikle bu yöne doğru gönderiyor. Murat, şimdi burada bir şey var, çocukları oradan uzaklaştırmak istiyor. Çocukları başından savmak istediğini düşünsem, hiç hani İbrahim'le bu konunun ilgisi olmadığını, kurtu gördüğü yere doğru niye göndersin çocukları tehlikeli yere? Niye anlatsın? İkincisi, bugüne kadar bunu bize hiç anlatmadı. Üçüncüsü, yanında olan kişileri anlatıyor bir de. O çok önemli. Yani yanında iki tane büyük çocuk varmış
yanında niye söylemiyor, evet, onlar da vardı diye. Sadece ya, annem vardı dedi. Kim onlar Murat? Yanında iki tane gençten çocuk olduğunu söylüyorlar. Özellikle Yiğit ve Büşra. Bu çocuklar kız kardeşinin çocukları olduğu bilgisine ulaştık. Kız kardeşinin çocukları. Yine bu çocuklar orada beraberler. O gün orada beraberler ama günlerce konuşmamıza rağmen Şerife Hanım bununla ilgili herhangi bir şey söylemedi. Sadece kızı ve annesiyle beraber olduğunu, annesinin de uzak bir noktada olduğunu bize söylemişti. Ama o gün hepsi aynı noktada, aynı bölge içerisindeler. Peki bunu Fatma Hanım da hiç anlatmadı. Yanıma işte diğer torunlarımız geldi diye Fatma Hanım da hiç söylemedi bize. Şerife Hanım. Evet, Fatma Hanım da bundan bahsetmedi. Daha sonrasında oraya gidip işte yeğenini aramak için Kasım Bey gidiyor. Sonra yine Şerife Hanım'ın kayınbiraderi Muhittin Bey gidiyor. Hiç onlar bu iki genci görmediler değil mi? Onlardan bunu duydun mu Murat hiç? Hayır. Onlar bu iki genci görmedi. Özellikle Muhittin bundan hiç bahsetmedi. Zaten Muhittin yengesinin yanına da gittiğini söylemediler. Şerife Hanım özellikle bundan da bahsetmedi ama o gün Muhittin yengesinin yanına gittiği, evet, bilgisine de ulaşmıştık. Ama kesinlikle Şerife Hanım bu iki gençten hiçbir şekilde bahsetmedi. Şimdi saatleri hocam, vereceğim de şu saatler çok önemli. 12.30'da Kasım Bey arıyor. Zaten 11 gibi zaten kaybolduğunu anlıyorlar. Onun sonrasında İbrahim Şerife'nin koyunları otlattığı yöne doğru gittiğini söylüyor. Çocuklar o tarafları arıyor, onları kurdu gördüğü yere doğru yönlendiriyor bu durumda Şerife. Evet. Ve 12.34'te Sabahattin Bey bir yetişkin olarak o doğruya gittiğinde bu iki genci orada görüyor. Ama o iki genç ortadan yok oluyor. Kayıp bir çocuğu aramaya da destek olmuyorlar bu arada. Tabii yani, hem onu söyleyecektim. Ufak çocukların yanında onların gitmesi lazım. Sonrasında da yoklar olarak. Hiç aramada. Ya artı hani ben koyunları yalnız başına bırakamadığım için orada kaldım diyor. Evet. Değilmiş yalnız. Evet, korktum kurttan kocamı tabii aradım diyor ama yanında iki tane yeğeni varmış aslında. Bütün bunlar niye değiştirilip saklanıp anlatılır? Yani gerçeğe aykırı bir şey anlatıyorlar. Ne işi katırı var da katır soracağım kimin şimdi. Katırı? Adile gelinin katırıymış. O katırla ilgili yine Sabahattin Bey de gördüğünü söylüyor. Eşeklerden bahsediliyor. Murat, katır ne amaçla alınmış? Bu Adile gelin kimdir? Evet, şunu söyleyeyim. Hemen Eymir köyünde yaşayan bir hanımefendi, Adile Hanım. Eymir köyünde yaşayan bir hanımefendi. Eymir köyü neresidir Murat? Eymir köyü Fatma Hanım'ın yaşadığı köy mü? Evet, Fatma Hanım'ın yaşadığı, tamam. Fatma Hanım'ın yaşadığı köy. Evet. Ama şu dolaylı olarak şu bilgiye ulaştık biz. Bu katır Fatma Hanım'a değil, Fatma Hanım'ın damadına verilmiş. Adile Hanım tarafından damadına verilmiş. Mehmet Bey'e verilmiş. Bu çocuklar da Mehmet Bey'in çocukları. Onu da belirtelim hemen altını çizerek. Ama bu katır ne için getirildi? Daha sonra köyden nasıl çıkartıldı? Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Tabii bu soru işaretleri özellikle Şerife Hanım'dan almak istedik ama Şerife Hanım da maalesef ki şu belirtelim, telefonunu kırdığı için ulaşamadı kendisine. Telefonunu kırdı. Evet, niye? Evet, telefonunu kırmış. Evet, bu noktada da aslında tam bir cevap veremiyor. Neden telefonunu kırdı? Sinirlendim, kırdım diyordu ama neden bu telefon kırıldı birdenbire? Onu acaba da, telefon kırılınca kimle konuştum o gün ortaya çıkmayacak diye mi düşündü? Şerife Hanım'ın kayınbiraderi Mehmet Bey, Adile Hanım bu katırı o gün mü vermiş? Yani bir gün önce mi, o gün mü aranıp almış? Bununla ilgili bilgi edinebildin mi? O gün almışlar. Yani saat kaçlar olduğunu biliyor muyuz Murat? Adile Hanım hatırlıyor. Tam olarak onu netleştiremedik ama o gün içerisinde o katır alınıp özellikle Eymür'den Ahlatlı'ya getirilmiş. Yani daha önce bunu hani çalı yapıyordum ben, çalı taşımak için falan da alırlar mıymış bu aile yoksa? Şimdi aslında orada eşekler de var. Eşekler, evet, de taşınabilir belki ama o gün özellikle katırın getirilişi ve ilk defa bu katırın buraya getirilişi. İlk defa. Da dikkatini özellikle tabii çocukların da dikkatini özellikle çekmiş bu. Yani katır daha önce buraya taşıma amaçlı hiç gelmiyordu. O katırla birlikte iki tane yeğeni de o gün oraya geldi ve bunlar da bize hiç anlatılmadı. Üstüne üstlük kurtun olduğu dediği noktada tam da kurdu gördüğü söylediği saatlerde çocuğu oraya yönlendiren bir anne Şerife Hanım. Gerçekten bir tuhaflık mı var, bana mı öyle geliyor? Yok, çok fena. Yani çok büyük tuhaflıklar var. Bence bunların hepsinin savcılık tarafından dikkate alınıp tekrardan ifadeye çağrılması gerekiyor. Bakın, kesinlikle, her programda bugün katır çıktı. Katır yük taşımacı için, ağır yüklerin taşınması için acaba katırla nereye gittikleri belli mi ondan sonra? Murat, bunu bilen var mı peki? Bu da önemli. Yok, hayır. Köyün dışına mı çıkmışlar? Bu herhangi bir bilgi yok. Kasım Bey oraya gittiğinde katır orada mıymış Murat? Bu detayı Kasım Bey'le konuşamadık. Tamam. Konuşamadık ama ya yani Kasım Bey'den daha önce de böyle bir bilgi almamıştık konuşmamızda. Yani 5 yaşında bir çocuk 20-25 kilo ağırlığında oluyor yaklaşık.
Yani, vücudu zayıf tabii çocuk. Yani 30 kilo değildir. Netice itibariyle Katır'ın o gün oraya ilk defa getirilmiş olması hayatın olağan akışına. Zaten o çalı dediğiniz şeyleri eşeklerle taşıyorlarmış evet. Canım. Ayrı zamanda da yani şimdi tahtamız olsaydı çok net göreceğimiz bir saat dilimi var. Tam çocuğun yeni kaybolduğu arandığı saat diliminde o arada birileri oraya gidiyor ve şuradan çocuk sesi geldi diye onlar yanlış yere yönlendiriliyor. Ve orada olan bu iki genç sonra bu çocuğu aramak için ortada değil bir çalışmaya katkı sağlamıyorlar ve sanki buharlaşmış gibi ortadan kayboluyorlar. Yani bize Fatma Hanım hani çalı kestiğim için korktum dedi ama o gün katırı da çalı için getirmiştim falan hiç demedi. Kimse bu katırdan kesinlikle bahsetmedi. Yok. Hiç daha önce oraya getirilmiş ilk defa gelen bir hayvandan bahsediyoruz. Murat, bu iki genç köydeki diğer yanındaki anne ve yengeye soruyorum. Bu iki genci tanıyorlar mı? Köylerine gelip giden genç çocuklar mı bunlar? Şükran. Ben hiç görmedim İnce abla. Bir kere gördüm işte. Evet. 13-14 yaşında bir oğlan çocuğu. Yani böyle köye gelip sık sık orada kuzenleriyle falan oynayan çocuklar değil yani öyle mi? Hayır ben görmedim İnce abla. Bir gün hatta teyzesiyle mancara gitti o zaman gördüm ben. Ben başka görmedim bunu. Evet. Peki bu katır sizin oralarda çalı taşırken kullanılır mı Şükran? Kullanılır İnce abla. Ardılıyor üstüne ardılıyor götürülüyor köye. Peki Şerife Hanım'ın şimdi bize hiç bu anlatmadıklarını çocuklardan ve Sebahattin Bey'den duyduk. Bunlara ne diyeceksiniz? İnce abla ne diyeyim ben? Allah nasıl bilirse öyle yapsın onları. Eğer bir şey saklarlarsa çocuğundan yanı. Ben yengeye de sormak istiyorum. Aynı şeyi. İnce ablacığım ben katıldan haberim yok çocukla konuştu. Röportaj aldı Murat abi o zaman duydum. O şey ses geliyor dedin de o gün duydum ben ama. Şimdi yani daha da katır gelmiş. Bunu kayınlam sorduğu zaman Şerife'ye dedi ki katır gelmedi. Hiç gelmedi dedi böyle. Sonra kayınlam da üstüne gidince dedi ki geldi 5 dakika durdu geri gitti. Çocuklarından dedi katırı gönderdim dedi. Peki sizin çocukları niye o kurt olan tepeye doğru yönlendirdiğini sordunuz mu ona? Öyle, o konu hiç açılmadı ki. Onu hiç söylemedi. Onu şimdi sen de çocuklar ilk defa anlatınca evet. Duydun. Evet. Murat abi dünyamızı aldı. Şu an röportajını orada duydum. Ben hatta şaşırdım. Şu an şimdiye kadar niye bize anlatmadı? Anlatmadı. Murat abi anlatmadı. Belki de bu çocuklar tekrar bir pedagog eşliğinde bütün çocuklarla konuşulması lazım. Hatta o gün Şerife Hanım'ın yanında olduğunu söylediği kız çocuğu var. Kesinlikle. Aynen hiç, öyle. Hiç onunla konuşabildiniz Aysun, mi? Aysun diye kızı var. Hiç onunla konuşabildiniz mi? Sabahleyin çalıya gitmiş o sabahleyin beraber. Hiç onunla konuşabildiniz mi? Çalıya gitmiş o sabahleyin. Bu sabah mı? O gün olay. Sabah kayını Çakır. Ondan sonra Şerife dediğimiz Çakır lakabı. Kızı sabah beraber gidince Konya'nın. O dedi ki kızımdan gittim dedi bize. Bir saniye kaynı derken Muhittin'le. Muhittin de o sabah onlarla birlikte mi gitmiş? Evet. Ama hiç... biz de onu sonradan duyduk. Ama Muhittin Bey de bunu hiç anlatmadı. Bahçede işte. Anlatmadı. Anlatmadı abla. Anlatmadı. Çok şeyle vardı abla. Hiç kimse bir şey konuşmuyor. Bizim acımızı kimse anlamıyor bizden başka. Bu Aysun'la hiç şey konuşabildiniz mi Murat? Aysun'la hiç karşılaştın mı? Çok karşılaştık ama ilginç bir şekilde bizden kaçıyor, çok konuşamıyoruz, çok fazla iletişim kuramıyoruz. Bunu özellikle belirteyim. Kaç yaşlarında Aysun? 13-14 yaşlarında. O gün olay yerinde olduğu söylenen kız tabii, çocuğu. Evet. Ya bir şeyler gizlendiği çok açık. Şimdi Muhittin Bey'in o gün onun da sabah gitmiş olduğunu duydum. Ben de şoklardayım. Aynen. Çünkü Muhittin Bey'i biz de burada sorularla sorgularken çok net bir şekilde... Sadece 11 gibi çocuğun kaçtığı sıralarda orada tarlayı sürerken evinin sesini niye duymadın söyledi. Diye. Evinin önünde tarla sürerken sesi duymamış olabilirliğini konuştuk. Aynen. Bu arada o sabahtan gitmiş zaten dakika, oradaymış. Dakika dakika ne yaptığını bize anlattı Muhittin Bey. Çok ben net şoklardayım şu an telefonu gerçekten. Şu dakikada aradım şu saatte şunu yaptım diye. Buyurun hocam. Hatta Hikmet Bey de şey demişti biz sorduk ya kayınbiraderine şey yapmaz mı haber vermez aha, mi yardım istemez aynen, mi? Hiçbir işine karışmaz hiç bakmaz görüşmez evimiz ayrı şeyimiz ayrı demişti. Ama daha o sabah işte işlerine bakıyormuş. O sabah bakıyormuş ve Muhittin ve hepsi tamamen bunun tersi beyanda bulundular. Evet. Şimdi ben bu saatten sonra inanılır mı? Ben tekrardan ifadeye çağrılmaları gerektiğini evet. Düşünüyorum ailenin tamamının. Yani evet. Tamamının tekrardan düşünsenize çocuklar da dahil. Orada hiç ifadesine başvurulmayan
ve hiç orada olduğunu bugün öğrendiğimiz iki tane kuzen var. Öyle değil mi? Tabii. Evet. Yani tabii. Şerife Hanım'ın yanında niye annesi ve iki tane daha kuzen var. O kuzenlerin getirdiği bir de katır var. Tabii. Ve bu arada çocuğu arayan hanımefendinin diğer çocuklarında ses geliyor diye başka bir yere yönlendiriyorlar. En vahimi o zaten. Yani çocuk sesi ya başka ses. Çocuk sesi geliyor şuraya git. E üstelik sen orada bize kurt gördüğünü anlatıyorsun. İşte yani bu akıl alır bir şey değil. Yani bu söylenen cümle bence bitiren bir cümle. Kesinlikle. Şimdi benim aklıma da o günden beri kafama takılan Hikmet Bey'in nasıl öğrendiniz diye sorduğumda sizin köyden çocuk kaybolmuş dediler. Bravo. Dediler. Sonra Kasım beni aradı bir süre sonra, neredesin dedi. Sinop'tayım dedim. Sen neredesin? Benim yeğen kaybolmuş, onu arıyoruz dedi. Yani daha öncesinde biliyordu aslında ve Muhittin Bey'in yayında söyledikleri 7.30'da koyunu koydu diyor 8 gibi. Yeğenim kuzuları evin yanındaki tarlaya geçirdi. Ben de arkasından motorla geçtim. Yeğeninin yani aşağıda küçük kızın İbrahim'in olduğu noktayı söylüyor. Yanımda kuzu otlatıyordu. Umut yeğen vardı. Birlikte salıncak kuracaklardı. Kurmadılar, top oynadılar. Kuzuların yanında ben pat patla uğraşıyordum. 11.45'te ablam çağırdı, gel yemek ye diyor. Hiç yengesiyle koyunların oraya gittiğinden Muhittin bahsetmiyor. Ama haberi alır almaz, reklam süremi aşıyorum biliyorum ama Muhittin Bey nedense 1.5 gibi öğrenir öğrenmez hiç aileye bile haber vermeden bambaşka bir yöne gidip baktığını söylüyor. Aslında o anda neredeydi? Baktığı yer neresiydi? Şerife niye bütün bunları saklıyor? Biz tabii ki bunların hepsini sorgulamaya devam edeceğiz. Bir ara verelim. Evet, 101 yıl önce bağımsızlığımız ve egemenliğimiz için ilk adımı atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ona inanan, onun yanında yer alan, burada canını feda eden herkesi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bütün bu duygularla 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Ve bugün çok özel bir gece. Bütün dualarımızın, dileklerimizin kabul olması dileğiyle Kadir Gecemiz de mübarek olsun diyoruz. Eminim ki hepimiz bütün insanlığın iyiliği için dua edeceğiz, sağlığı için dua edeceğiz. Şu süreçte öğrendiklerimiz, güzel şeylerin bizimle kalması ve onlarla hayatı sürdürmemiz için dua edeceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Yarın yine Star TV ekranlarında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.